Daktilo 1984'ten herkese merhaba. Bugün konuğumuz ekonomist Caner Gerek. Özellikle Mehmet Şimşek'in son zamanlarda Türkiye'nin gri listesinden çıkmasıyla özellikle daha çok tartışmaya başladığımız politikalarını birazcık da onu soralım, onunla konuşalım istiyoruz. Şimdi Caner Hocam, Mehmet Şimşek yaklaşık bir yıl, bir aydır görevde ve bunun aslında birazcık değerlendirmesini yapmak istiyoruz. Vergiler çokça kez tartışılıyor. Özellikle son günlerde Türkiye'nin gri listesinden çıkması çokça kez konuşuluyor. Şimdi bir genel bir giriş mahiyetinde bir yıllık süreci değerlendirelim. Siz nasıl buldunuz bu bir yıllık performansını diye konuşalım istiyorum. Tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben bir yıllık süreci genel olarak başarılı buluyorum ama beklentilerimin de altında kaldığını da söyleyebilirim. Yani hani çok başarısız olarak bulmuyorum. Göstergelere baktığımız zaman Türkiye'nin göstergeleri olumluya gidiyor. Kendisinin de bol bol sıklıkla kullandığı bir ifade var, normalleşme. Türkiye hakikaten de normalleşiyor. Bu da Mehmet Şimşek döneminde gerçekleşmeye başlayan bir normalleşme. Ama normalleşmesi de kaçınılmazdı. Yani Türkiye'nin o Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında artık anormal seyreden ekonomik düzeni devam ettirme ihtimali yoktu. Yolun sonuna gelinmişti. Ve bu şeyin de elinde değildi. Yani iktidarın elinde olan bir şey de değildi. Artık elindeki tüm her şeyi kullanmışlardı. Bunu seçime kadar idare edebildiler. Ve seçimden sonra artık yapacakları çok fazla bir şey yoktu. Normale dönmeleri lazımdı. Ama normale dönerken de tabii anormal dönemde yıpranmış isimlerle devam etmeleri imkansızdı. Yani Şahap Kavcıoğlu veya işte o dönemin işte hazineden sorumlu bakanı Nurettin Nebati ile devam etme ihtimalleri yoktu. Çünkü kredibiliteleri olmayan insanlar bunlar. Bir dönemin figürleriydi. Ondan sonrasında hani daha böyle kredibilitesi yüksek ve AK Parti'nin de çalışabileceği ve AK Parti ile çalışmayı da kabul edecek birilerine ihtiyaç duyuyorlardı. O yüzden bence Mehmet Şimşek'i tercih ettiler. Ve de geldiği dönemden itibaren baktığımızda da göstergelerde birçoğunda bana kalırsa iyileşme var. Bu çok anormal değil, çok büyük bir başarı da değil ama hani başarısızlık da değil bana göre. O yüzden 6,5, yani 10 üzerinden bir değerlendirme yapsam herhalde 6,5-7 gibi bir puanlama yapardım Mehmet Şimşek'e. En önemli sıkıntı tabii burada enflasyondu. Orada çok başarılı olduğu diyemiyoruz. Çünkü enflasyon hepimizi en fazla etkileyen iktisadi gösterge. Orada hala işte enflasyon %70 civarlarında bir yerlerde. Orada bir ilerleme yok. Ama tabii o geldiği dönemden itibaren şöyle de bir şey vardı. Yani sen geldin işte burada kaç dağıldığını hatırlamıyorum. %45-50'lerde dağılmış olabilir. Oradan aldın %70'lere getirdin diyen bir kesim de var. Ve bunu yüksek faiz ortamında yaptın diyen de var. Fakat orada kur tutuluyordu. Kuru 19-20 civarlarında tuttular ve ondan sonra Mehmet Şimşek dönemin Mehmet Şimşek göreve başladığında kurun artık orada tutulma ihtimali yoktu. Kur otomatik olarak 25-27 civarlarına gitti. Dolayısıyla orada kurdaki o yukarı yönlü gidişten dolayı zaten enflasyonun sert bir şekilde devam etmesi, yukarılara doğru gitmesi kaçınılmaz. Onu kim gelse, yani o kuru tutmadığınız sürece kim gelse devam ettiremeyecekti. O enflasyonu aşağı seviyede tutamayacaktı. Dolayısıyla enflasyonun bana kalırsa yukarı doğru gitmesinde bir şey yok. Enflasyonun daha aşağıya inmesi için de hani uygulanan bir politika var. O politika işte bir önceki Merkez Bankası yönetiminin 180 derece tersi bir politika. Orada da yeni bir ekiple, yine kredibilitesi yüksek bir ekiple yola çıktılar ve yavaş yavaş faizi arttıraraktan enflasyonu düşürmeye çalıştılar. Biraz geç kaldığına dair tartışmalar var. İşte önce 15'lere çekmeler, sonra 25'lere çekmeler ve ondan sonra kademe kademe yukarıya doğru faizleri çektiler. Ama tabii orada şunu da gözetmek lazım. Yani bir önceki bu yerel seçimlere kadar aslında ben çok da fazla bir şey beklemiyordum. Mehmet Şimşek yönetiminin çok sert, radikal kararlar almasını beklemiyordum ama o yönde adımlar atması da kaçınılmazdı. Yani biz okey normalleşeceğiz, ortodoks adımlar atacağız. Bunu göstermesi gerekiyor bir miktar fakat onu çok sert bir şekilde de gösteremezler çünkü yerel seçimler var. Türkiye için doğrusu olan bu değil belki ama hani Türkiye gerçeklerinde veya siyasetin gerçeklerinde yerel seçimler var. Yerel seçimler öncesi çok sert bir şeyleri yapmaları bana kalırsa imkansızdı. Ama hani hiçbir şey yapmayıp eski politikaları devam ettirmesi onu da yapmaları imkansızdı. Dolayısıyla ikisinin imkansızlığı arasında ortasında bir şeyler yapabilirlerdi ve onları yaptılar bana kalırsa. Ve orada da artık hani yavaştan yavaştan da meyvelerini biraz yavaş olacak ama meyvelerini almaya başlayacakları döneme de geliyorlar. Bu aydan itibaren zaten yavaş yavaş kademeli olarak enflasyon düşecek. Koç Üniversitesi'nden Selva Hoca'yla,
Onların yaptığı bir araştırma, şey, onların yaptıkları tahminler var. Enflasyon tahminleri. Onlar mesela sene başında %51 civarlarında bir yıl sonu enflasyon bekliyorlardı. 2024 yılı için. Cem Çakmak. Ha. Aklıma geldi. %51, 50-51 civarlarında bir enflasyon bekliyorlardı. Fakat son zamanlardaki o gidişat onların da beklentisinin daha da aşağıya gelmesine ve tekrar revize etmelerine yol açtı. Onlar mesela %45 civarlarında bir enflasyona kadar düşürdüler yıl sonu için. Dolayısıyla hani 70'lerden 45'lere doğru gelen bir enflasyon var. Bunu işte 2025 sonunda %14 civarlarını düşürmeyi hedefliyorlar ama hani bunu yapmak biraz zor çünkü %45'lerden daha aşağıya, %45'lere falan gelmek biraz daha kolay. Zaten kolay. Fakat bir iki tane daha işte bu şeyler var. Tekhanelere veya %14'lere indirmek istediğinizde bazı kritik noktalar var. Onların şeyi daha, Cevdet Akşay'ın daha Osmanlı kalanına girer. %30'un biraz üstünde, %35 civarlarında falan muhtemelen bir dirençle karşılaşacaklar. Oradan daha aşağıya indirmek, aylık olarak %3 civarında enflasyona indirmek. Oralarda bir direnç yaşayacaklar. Bir de muhtemelen %15'lerin aşağısına doğru indirmekte direnç yaşayacaklar. Ama hani burada şunu da söyleyebiliriz. Yani buradaki ben ekibin, Mehmet Şimşek ve diğer Merkez Bankası ekibinin, onların bence hedefleri başarılı olmak ve bu başarılı olmak için de uyguladıkları politikalar var. Ve o politikalar sonucunda da hedefledikleri yere gelmek istiyorlar ama iktidarın hedefi o kadar şey mi? Çok emin değilim. Bana kalırsa iktidar bir alan kazanmaya çalışıyor. O alan ne? Bir önceki seçimde gördüğümüz. Aslında seçimde ne yapıyor iktidar? Olabildiğince her şeyi seçimi kazanmak uğruna kullanabiliyor. İşte rezervleri seçimi kazanabilmek için kullandılar ve bitirdiler. Bunun dışında bütçeyi olabildiğince kullanmaya çalışıyorlar ve mesela 2020 yılındaki bu Covid döneminde hatırlarsanız Türkiye dünyanın böyle en az yardım yapan, vatandaşına yardım yapan ülkelerinden bir tanesiydi. Hiçbir yardım yapmadılar neredeyse. Ve en son sıralarda falandı. Fakat seçimlere doğru geldiği zaman bu işler birden değişiyor. Bütçe harcamalarını çok hızlı bir şekilde arttırabiliyorsunuz. Oradan ben şunu tahmin ediyorum. Bu insanlar şöyle düşünüyor. Yani biz eğer bütçemizi kullanacaksak bir yerlerde, bütçe açıkları falan yaratacaksak veya işte rezervlerimizi, Merkez Bankası rezervlerini bir yerde kullanacaksak onu seçime yakın bir yerlerde ve seçimi kazanmak için kullanalım. Aksi takdirde daha seçim dönemi olmayan dönemlerde yaptığımız yardımların etkisi seçime o kadar da yüksek olmuyor şeklinde. O yüzden de bunları, bu insanların bana kalırsa siyasi tarafı, yani diğer siyasi tarafı, yani Erdoğan tarafı bir alan açmaya çalışıyor. O alan nedir? İşte bir bütçe tarafında bir seçimlere doğru yaklaştığımızda bir alan açılsın. Bir de işte Merkez Bankası rezervleri gerek duyulduğu takdirde seçimler döneminde kullanılabilecek şekilde bir alan açılsın. Bu bir önceki seçimde, Cumhurbaşkanı seçiminde kalmamıştı bu alan. Şimdi o alanı açmaya çalışıyor, çalışılıyor ve o alanı açmaya çalışırken işte Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası ekibi kullanılıyor ve dolayısıyla da aslında birkaç sene biraz zorlanıp sonrasında seçimlere geldiğimizde de açılan alanla, yani bir gösterilen bir iyi performans, iyi performans sonrasında bütçe tarafında ve diğer ekonomik göstergelerdeki olumlu gidişatı gerektiğinde seçimi kazanmak için kısa vadeliğine kullanabilecek bir şekilde bir alan açmaya çalışıyorlar ve seçime yönelik bir politika, birkaç senelik bir politika güdüldüğünü düşünüyorum. Çünkü eski politikaları bir yerde çok yakın bir zamanda uygulamaya başlarsanız zaten enflasyon sorununu çözemezsiniz ve enflasyon sorununu ağırlaştıkça seçim kazanma ihtimalleri bana kalırsa gittikçe azalıyor. Ve yani şu anda hani %45'i konuşuyoruz bir sene. Ondan sonraki sene %14 Merkez Bankası'nın hedefi var ama oraya ulaşmaları muhtemelen çok zor. Seçime 1-2 sene kalasıya oralara belki ulaşma ihtimalleri var. Oraya ulaştığınızda da tahribat yüksek olmuş olacak çok büyük ihtimalle. Çünkü insanların kötüye gidişi devam ediyor aslında. Yani %70'den %40'a, %45'e enflasyon düştüğü zaman insanların durumu iyiye gitmiyor. İnsanların durumu daha az kötüye gidiyor bana kalırsa. Dolayısıyla kötüye gidiş devam ediyor halk tarafından. O kötüye gidişin işte birkaç sene daha devam edip ondan sonrasında seçime doğru toparlamaya çalışacaklarını, yani şeylerin oradaki seçmen güvenini toparlamaya çalışacaklarını tahmin ediyorum yapacakları harcamalarla. Bunda da işte hani en böyle maliyetsiz şekilde bu şeyleri düşürecek, göstergeleri olumluya çevirecek ekip, hani Mehmet Şimşek olarak düşünürler. Bana kalırsa da hani AK Parti ile çalışmak isteyen ekip içerisinde de dünya çapında kredibilitesi olan, yani kısmen dünya çapında diyelim kredibilitesi olan
Ekip bu ekip ve o yüzden de onlarla çalışıyorlar ve gene itibariyle yani CDS rakamlarına baktığımızda, enflasyonun bundan sonraki patikasına baktığımızda, işte dış ticaretteki gelişmeler, cari açıktaki gelişmelere vesaire baktığımızda ekonomik göstergelerde ben iyileşmeyi görüyorum ve orada da hani çok başarılı bulmuyorum, başarılı buluyorum ama hani beklentim bu muydu? Ben şöyle ya görüyorum. Yani Mehmet Şimşek asla yapılması gereken şeyleri asla yapmıyor. Ama yapılması gereken şeylerin bir kısmını yapıyor. Ama böyle şapkadan tavşan çıkartıyor mu derseniz bana kalırsa şapkadan da tavşan çıkartmıyor. Veya hani böyle bir vizyon ortaya koyuyor mu dersiniz? Bence vizyon da ortaya koymuyor. Yani mesela hani muhafazakar taraftan Ali Babacan'ın mesela bence daha vizyoner bir tarafı vardı. Ve mesela dünyada mesela şu an son zamanlarda 10-15 günlük bir bak sürekli bir toplantılar, konferanslara falan çağrılan, edilen, fikirleri sorulan bir insan. Tartışırsınız politikaların doğruluğunu, yanlışlığını ama öyle şey bir vizyonu olan bir insan. Veya işte mesela Kalkınma Bakanlığı'na getirecek olan Ümit Özdağ'la vardı. Onların mesela uygulamaya düşündüğü politikalar, sanayi politikaları vesaire onları göz önünde bulundurduğunu Mehmet Şimşek tarafında veya bu hükümette herhangi bir şekilde biz şunu yaparız, şöyle bir şey düşünüyoruz. Ben hiç görmedim. Bir tavşan, kapıdan tavşan çıkartma, bir farklı bir şey yapma. Yani okey, ortodoks tarafta hikayeniz var. Böyle bir hikaye yazıyorsunuz. Çok kötü bir anormal bir dönemden ortodoksa dönüşte bir hikaye yazıyorsunuz ama bu hikaye geçmiş dönemlerde yazılmış bir hikaye ve biraz da kolay tarafından ortodoks politikaların kolay tarafından yaklaşıyor. Yani o da nedir? İşte vergilerle çözelim işi. Yani bunu ortodoks politika uygulayacaksanız ki zaten genelde dünyada bunlar uygulanıyor. Ve onların içerisinde en kolayı da zaten hani vergi uygulamak. Vergileri arttırmak da hani şuradan arttıralım, buradan arttıralım. Bu da hani çok böyle vizyoner veya işte insanların geleceğe dair güvenini arttırıcı bir hikaye mi? Bana kalırsa o kadar da şey bir hikaye değil. Yani bunu zaten birazcık iktisattan anlayan, ortodoks politikalar içerisinde kalan, çok böyle anormal, marjinal bir şey uygulamayan herkesin aklına ilk gelecek şey sıradan vatandaş bile olsa vergileri arttırmak olur. O nedenle hani biraz bir hayal kırıklığı bende var ama hani piyasada var mıdır? Yani muhalif tarafta çok da hayal kırıklığı olduğunu zannetmiyorum. Benim kendi hayal kırıklığımdır. Zaten muhalif taraftaki insanların birçoğunun Mehmet Şimşek'ten çok büyük bir beklentisi yoktu. Benim gördüğüm öyleydi. Ama benim biraz daha fazla bir beklentim vardı. O beklentim çok uzağında kalıyor şu ana kadar. Ekip olarak da uzağında kalıyor. Onun biraz daha işte vergiler tarafını konuşursak vergiler tarafını falan biraz daha irdelemek de isterim aslında. İlkan, peki senin bir yıllık süreç hakkında eklemek istediğin bir şey olur mu Caner Hoca'ya ek olarak? Tabii ben daha kötümser tarafından bakacağım. Ben bir defa Hafize Gaye Hanım'ı hatırlıyorum bir yıl içerisinde. Ve o zaman az çok tahmin ediyorduk yani böyle şeyler olacağını. Bana kalırsa saçma sapan bir çalışmaydı. İyi oldu bitmesi. Çabuk bitmesi de iyi oldu Türkiye adına. Onu söyleyebilirim. Bu konularda fazla radikal hareketler, fazla şöyle söyleyeyim dışa dönük hareketler çok doğru olmuyor. Bildiğiniz yoldan çıkmamalısınız. En azından bir iş yapıyorsanız diyebilirim. Çok da fazla yıpratıcı olmadan bu noktaya geçeyim. Bunun yanında şunu söylemek lazım. Türkiye çok dinamik bir ülke. Yani Türk insanı çalışkan bir insan. Türkiye girişimci insanların olduğu, insanların birkaç yüz bin lira para toplayıp dükkan açtıkları falan bir ülke burası. Yani bunun muadili pek batıda yok artık. Yani sizin bir iş yapmanız için çok daha büyük para toplamanız gerekiyor. Çok daha ciddi riskler almanız gerekiyor. Çok daha ciddi krediler bulmanız gerekiyor. Türkiye çok daha kolay şekilde, yani birazcık daha ne diyelim, insanlar emekli ikramiyeleriyle sağdan soldan biraz borç alarak işte ninenin arazisini satarak birkaç dönüm falan dükkan açıyorlar Türkiye'de. Bir yandan şöyle söyleyelim, çok enteresan şeyler Türkiye'de yaşanıyor. Türk halkı da çalışkan bir halk yani ve bir yandan mesela şey falan da söylenir. Adalet ve Kalkınma Partisi ilk döneminde verimlilik artışı olduğu söylenir. Yani evet, verimlilik artışı olmuştur da aslında insana daha çok çalıştılar. Yani o verimlilik artışı denen şeyin en büyük temeli de oydu yani. İnsanlar çok çalışıyorlar Türkiye'de. Bunların yarattığı da bir genişlik var. Gerçekten bunu söylemek lazım. Bunun yanında şunu söylemedik. Bunda ben Caner Hocam'ın düşüncesini merak ediyorum. Türkiye'de üretici fiyatlarıyla tüketici fiyatları arasındaki makas bir ara çok açılmıştı. Fakat biz şu anda da bu Mehmet Şimşek döneminde tekrardan bir şekilde mesela restoranlarda fiyatların artışlarını görmeye başladık. Bir yandan bize yansıyan fiyatlarda artışlar görmeye başladık. Aslında o makasın açılmasını şu an geri kapanmasını mı yaşıyoruz? Bir onu merak ediyorum.
Türkiye'de bu uzun yıllardır gelen o üretici fiyatları, tüketici fiyatları konusunda bir yandan üretici fiyatları artarken uzun süre tüketici fiyatlarını o ortodoks olmayan dönemde bastırmışlardı. Biz biraz böyle bir şeyler mi yaşadık diye aklımda onlar geçiyor. Sonrasında şu an gerçekten de belli yaşam tarzımızdan geriye adımların olduğunu görüyorum. Bunun yanında Mehmet Şimşek dönemi, şimdi Caner Hocam gibi akademisyenler çok daha veriye analitik bakabiliyorlar. Biz sıradan vatandaşlar veriye analitik bakamıyoruz. Yani nasıl oluyor şundan dolayı? Ya mesela kiralar arttı diyoruz. Kiralar evet 2002 yılında arttı, 2020 yılında arttı. Ya da ev fiyatları arttı diyoruz. Ya şu an mesela ev fiyatları artmıyor uzun zamandır ama insanın algısında ev fiyatları artmış hali var. O yüzden de ev fiyatlarının aslında şu an stabil olduğu çok kimsenin farkında değil. Ve o mesela enflasyonu şu an düşüren faktör ev fiyatları, konut fiyatları şu anda. Hatta yani şu an mesela artan başka şeyler var. Biz fakat sıradan vatandaş o artış anını hatırladığı için zaten algıladığı enflasyonun daha yüksek olabiliyor bazen yani. Bunu da gördük. Şimdi bilim insanları biraz burada şey hani o fotoğrafa hem geniş hem de o eksenle beraber bakabildiği için zaman ekseninde o T anında bakabiliyorlar. Biz genelde o T anını, yani bizim için T anı işte 2019 yılı işte bir X fiyatı için 2019 yılı, Y fiyatı için 2020, işte Z fiyatı için 2021 yılını hatırlıyoruz bazen. Ki bende de var bu ya. Ben de bunun farkında oluyorum ya. Bazen ya bu ne ya falan diye düşünüyorum. Sonra bakıyorum hakikaten aslında aha, bunun sonunda bazen nispeten doğru bazen yanlış oluyor ki aslında bu fiyatları hatırlıyor olsak da mesela konut almak için şu an doğru zaman değil. Bunun gibi yorumlar da yapabilir hale geliyoruz yani bir yandan da. Bunları iyi hatırlayanlar bu yorumları yaparlar. Şimdi Mehmet Şimşek dönemi evet beklentilerden ziyade Caner Hocam çok güzel anlattı. Yapılabilecek başka bir şey yoktu. Yani Mehmet Şimşek döneminde biz bunu Enes'le de konuştuk zamanında. Caner'le de konuştuk. Az çok bildiğimiz şeyler de vardı piyasa içerisinden. Türkiye ciddi anlamda mesela ilaç ithalatında sıkıntı çekmeye falan başlayacaktı yani. Hani ve şu an az çok bir yabancı para birimi dolar bulmakta daha az zorlandığımız bir döneme girdik. Türkiye'nin bir şansı bence şu oldu. Türkiye bundan 5 yıl önce, 6 yıl önce dünyadaki muadillerine göre insan hakları karnesi kötü, işte hukukun üstünlüğünün olmadığı, otoriter bir yönetimin olduğu bir ülkeydi. Doğruydu, öyleydi zaten. Yolsuzlukların olduğu falan bir ülkeydi. Fakat şu an dünyaya bakıldığı zaman Türkiye'nin güneyinde savaş var, kuzeyinde savaş var, doğusunda savaş var. Yani Türkiye'nin insan hakları karnesi kötü de Ukrayna'da şehir bombalanıyor. İşte İsrail'de şehir bombalanıyor. Yani top atılıyor şehirlere. Yani ve Türkiye'nin insan hakları karnesi hala kötü ama Türkiye'nin mukayese insan hakları karnesi o kadar kötü olmamaya başladı şu an. Çünkü dünyanın genel anlamda insan hakları karnesi düştü. Bence Batı kurumlarının dahil, Batı'nın kendisinin de insan hakları karnesi düştü. Ve burada artık Türkiye'ye hani şöyle söyleyeyim. Mesela İşte Osman Kavala hapiste, Selahattin Demirtaş hapiste, KYK'lılar var, işte şöyle düşünce özgürlüğü yok, şu yok, bu yok falan dediğimiz zamanlarda bunun muadili ülkeler daha iyi bizden değiller artık. Yani şu anda da mesela Harvard Üniversitesi rektöründen bahsediyoruz, bilmem neredeki akademisyenden bahsediyoruz, oradaki hocadan bahsediyoruz. Dünyanın her yerinde de biraz böyle böyle sorunlar var. Bir de bunun yarattığı da şöyle söyleyeyim. Türkiye hakikaten dünyada nispi olarak daha normal bir ülke haline geldi. Dünyanın en azından daha kötü hale geldiği için diye düşünüyorum ben. Mehmet Şimşek'in bence öyle bir şansı var. Çünkü şöyle söyleyeyim ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma konusundaki mesela dünyada kendimi gördüğüm yer biraz yükseldi son birkaç yılda benim. Hala muhalifim, hala çok ağır muhalifim ama bir yandan bakıyorum dünyanın çöküşünü gördükçe gerçekten de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı titrinin değerinin arttığını görüyorum mukayese olarak. Çünkü bugün savaşların içerisindeyiz. İnsan hakları ihlallerinin zirve yaptığı yerlerin içerisindeyiz. İşte Amerika'da münazara, debate'i izledik yani. Hani baktığınız zaman dünyadaki siyasetçilerin kalitesi de Türkiye'den yüksek değil. Onu da görüyorsunuz. Eskiden mesela o tarz bir söylemlerde falan bulunabiliyorduk. İşte dünya şuradayken Türkiye nerede falan. Dünya da aynı yerde. Yani çok da fazla bir şeyde değil. Ama onun yarattığı bir alanın olduğunu düşünüyorum Mehmet Şimşek'e ve onun politikalarına az ya da çok. Ama şunu da görmek lazım. Mesela doğrudan yabancı sermaye geldi mi Türkiye'ye? Pek gelmedi. Yani bir şekilde bugün hala Türkiye'nin mesela dolar kurunda bir rahatlama var ama bu aslında Şimşek'in dünkü açıklamalarına bakınca orada da görebiliriz. Vatandaşın kendi portföy tercihinden kaynaklanıyor ilk başta bu. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi vatandaşları dolar yerine TL'de en azından yüksek faizi tercih ettikleri için aslında tüm bunlar yaşandı. Şu an kuru baskılayan temel faktör Türkiye'nin dışarıdan aldığı para kadar esas Türk vatandaşlarının tercihleri ve bu Türk vatandaşların birikimiyle şu an gidiyor.
Ve mesela Türkiye 2000'lerin başında olduğu gibi veya 90'larda bile olduğu gibi büyük yabancı yatırımlar. Mesela Tesla'nın fabrikasının ben Türkiye'de olmasını isterim. Böyle bir şey Türkiye'de şu an var mı? Henüz yok. Bunlar daha gelmedi. Böyle bir hakikaten yapısal bir dönüşüm. Mesela çip fabrikası Türkiye'de olsaydı, bir Tesla fabrikası Türkiye'de olsaydı, öyle bir vizyon şu anda henüz ortada pek gözükmüyor diye düşünüyorum. Buna dair niyetler arada birkaç defa gözüktü bu. Birleşik Arap Emirlikleri bir banka satın alacaktı falan. O tarz şeyler de aslında bu proje bence birazcık bu ekonomik programa destek açıklaması gibi olacaktı o diye düşünüyorum. Başarılamadı ama önemli. Yani ben en azından bu ekonomik programın istikrarı açısından bunu bekliyorum. Şunu söylemek lazım. Hükümetin siyasal olarak bu programı sürdürme kapasitesinde bir sıkıntı olabilir mi her zaman aklımda? Çünkü gerçekten çok sıkıntı çekiyoruz. İnsanlar fakirleşiyor net bir şekilde. EYT konusu, emekli maaşları konusu, yükselmiş kiralar ve bir yandan da hepimizin bildiği başka bir şey var. Fiyatların en az esnek olduğu alan konut fiyatları bir yerden. Orada ev sahipleri birazcık cimriler yani bu konularda evleri biricik ve o konularda çok fiyatlar esnek değil. Bunun yarattığı da bir açıkçası hazırlıksızlık olabileceği, sıkıntı olabileceğini düşünüyorum. Şu an Mehmet Şimşek çok fazla konuşuyor olmasının, çok fazla Mehmet Şimşek konuşuyor olmasının da aslında acaba projenin, daha doğrusu Mehmet Şimşek projesi, bu ekonomik programın arkasında ne kadar güç var? Bu ekonomik program ne kadar destek görüyor siyasi iktidardan? O konuda tekrar bende soru işaretleri yarattı. Çünkü ilk başlarda Tayyip Erdoğan çok konuşmuyordu bu sektörü, bu ekonomi konusunu. Birazcık Tayyip Erdoğan konuşmayı azalttı. Bir yerde destek vermeye başladı. Şu an tekrar Mehmet Şimşek piyasaya inmek zorunda kaldı. Kendisi mücadele ediyor şu an programı için diye düşünüyorum. Bir ikna sürecine girdi. Bu da bence önemli. Kafamda bir soru işareti o yarattı. Bütün bunların yanında da hep aklımda Caner benim şöyle bir soru var. Biliyorsun işte ülkelerin belli bir yapısal, yani bir ekonomik yapısal pozisyonları var. Yani burada mesela Türkiye gibi bir ülkede ekonomi enflasyon oranını diyelim ki Kanada seviyesine indirmek çok kolay değil. Türkiye gibi bir ülkede enflasyonun belli bir seviyede olması en azından hani çift hanelerden bahsetmiyorum ama Kanada seviyesinin biraz üzerinden, işte Japonya seviyesinin biraz üzerinden, en kalkınmış ülkeler seviyesinin biraz üzerinde olması beklenir. Bu ortodoks dışı politikalar sonucunda da Türkiye'nin yapısal olarak zarar görüp görmediğini düşünüyorum. Öyle bir ihtimal aklımda var. Yani TL acaba tekrar yani şöyle söyleyeyim 2010 yılındaki itibarlı haline geri gelebilir mi? Çünkü böyle söyleyelim. TL'nin en itibarlı olduğu durumda mesela Türkiye ile Suriye'nin arası iyiydi. Suriye'de TL geçiyordu. Bu şöyle demek. Türkiye bir kağıt yani Türkiye'nin boyadığı kağıt Suriye'den mal almasına sebep oluyordu. Türkiye bu kadar zengin bir ülkeydi o zaman aslında. Türkiye bir kağıdı boyuyordu. Suriyelilere veriyorduk. Suriyeliler Türkiye'ye bunun karşılığında mal ve hizmet veriyorlardı. Türkiye bir kağıt boyuyordu. Bunun karşılığında işte Kuzey Iraklılar, hatta kimi Gürcistanlılar, kimi Bulgarlar, kimi hatta Suudi Arabistan'da hacılar, Mekke, Medine falan civarında bir TL neredeyse geçer hale gelmişti. Bu bambaşka bir ekonomik seviyeydi. Şu an tabii TL'nin bırakın yurt dışını Türkiye'de geçtiği noktalar giderek azalmış durumda. Biz şu anda işte diyelim ki mesela konut alacağız. TL ne kadar geçiyor? Birçok şeyde TL'nin geçtiği alanlar bile azalmaya başlamıştı hatta geçen yakın döneme kadar. Bu tekrar eski seviyelerde sağlanabilir mi? Yani TL'nin itibarı bu Mehmet Şimşek programı diyelim ki en ideal şartlarda sürdürülse dahi yani 2010 TL'si itibarına tekrar ulaşabilir mi? Bence ciddi bir soru. Sen ne dersin bu konu hakkında? Yani birçok şeyden bahsettin. Onlardan hangisine gibi? Bir kere şu an fiyatlamalarda işte konut fiyatları falan dediğin gibi aslında konut fiyatları düşmüyor. Reel olarak düşüyor şey olarak. Yani fiyatları artmaya devam ediyor ama enflasyonun altında çok altında arttığı için reel olarak konut değer kaybediyor. Muhtemelen otomotiv de o şekildedir. Çünkü kredi bulmak neredeyse imkansız şey tarafında, otomotiv tarafında. Orada da çok fazla bir değerleme olmuyor. Enflasyonun altında kaldığı için. Orada değerlenme olmuyor. Talep düşük. O talebi yani fiyatı arttırmak istediğinizde talep yok karşı tarafta. O talebi görmediğinizde de fiyatı yeterince arttıramıyorsunuz. Fiyatı neresi arttırabiliyor? Hizmetler sektörü fiyatı arttırabiliyor. Hizmetler sektöründe talep güçlü. Güçlü devam ediyor. O yüzden de o lokantalarda vesaire talep devam ettiği için firmalar fiyat arttırdığında talep devam ediyorsa firmalar fiyat arttırmaya devam ediyor. Bunu işte Paola bir senatodaydı galiba soruyorlar işte neden enflasyon oluşur diyor.
bu 2020 yıllardan sonraki oluşan enflasyon için. Eğer diyor firmalar diyor fiyat arttırdığında talebin devam edeceğini düşünürse fiyatlarını arttırırlar diyor. Burada da öyle oluyor bana kalırsa. Yani insanlar çok fazla isyan ediyor. Bunu sosyal medyada çok fazla görüyorum. Ama genelde de şöyle bir itiraz oluyor. Bugün şu kadar ödedim itirazı. Çıktım itirazı pek yok. Yani bana böyle bir fiyat çektiler. Ben de çıktım itirazından ziyade fiş. Yani işlem gerçekleşmiş. İşlem gerçekleştiği için aslında insanlar hala bunları ödüyorlar. Hala bu talep devam ediyor. Dolayısıyla bana kalırsa hizmetler sektörü şu an piyasadaki enflasyonu canlı tutuyor. Kurun durmasına rağmen. Hizmetler sektöründeki o hareketlilik de diğer sektörlerin bir kısmını da etkiliyor tabii. Yani bana kalırsa her şey maliyet tarafındaki artışlardan kaynaklanmıyor. İnsanların bir kısmı da alım gücünü korumak istiyorlar. Hizmet alacaksınız. Aldığınız hizmetlerin fiyatları yukarıya doğru gidiyorsa siz başka bir sektörde bir firma olarak siz de fiyatlarınızı yukarıya doğru çekiyorsunuz. Dolayısıyla hep beraber hareket eden bir fiyatlama görüyoruz. Mesela şöyle bir şey olsa et fiyatları hızlı bir şekilde artsın ama tavuk fiyatları bunu etkiler. Mesela et fiyatları maliyet yönünden hızlı artsın. Tavuk fiyatları artmasın. Onun maliyet tarafında bir gelişme olmasın diyelim. Et fiyatları belli miktar arttığında muhtemelen maliyette veya herhangi bir şekilde bir fiyatları etkileyecek bir durum olmasa bile tavuk fiyatında tavukçular da fiyatları arttıracaklar. Bir, kendi alım güçlerini korumaya çalışıyorlar. İki, nispi fiyatlar diye bir şey var. Yani belli bir etle mesela tavuk arasında her zaman belli bir şey vardır. Birazcık daha aşağısında bir yerlerde bir fiyat oluşur. O çok inanılmaz derecede açılmıyor. Onun inanılmaz derecede açılması için üretimde çok sert bir şeyin olması gerekiyor. Dolayısıyla onlar da etkiliyor ve enflasyon kurun artık yükselmeye devam etmediği ortamda bile enflasyon artmaya devam ediyor. Bunun bir nedeni işte fiyatlama davranışı. İşte az önce kitlerdi biraz fiyatlama davranışı örneğidir. Fiyatlama davranışının bozulması. Yani sürekli gelen zamlar, talep bir yandan belli sektörlerde hala devam ediyor. Onların piyasayı terbiye eden bir yönü olmaması nedeniyle fiyatlar artmaya devam ediyor. Burada hani enflasyon hesaplaması bu arada yavaş yavaş, yani ben Ali Akan Kara üzerinden takip ediyorum bu doğru ölçüm olayını. Doğru ölçüme yavaş yavaş yaklaşıyorlar. Yani eskiden bu yanlış ölçüm devam ediyordu ve orada yanlış ölçümden dolayı gerçek enflasyonla işte insanların maaşlarını aldığı zam oranı arasında büyük bir fark oluyordu ve asıl şey de buradan gerçekleşiyordu alım gücündeki düşüş. Memur vesaire. Yoksa normalde baktığımızda memurlar o enflasyon farkını alıyor. Enflasyon farkını aldığın sürece de alım gücünüzün düşmemesi lazım. Ama asıl orada alım gücünü düşüren faktör nedir? Enflasyonun çok düşük açıklanması. Bunu yavaş yavaş o da normale doğru geliyor. Ali Hakan Hoca'nın böyle verileri şeyinden gördüğüm kadarıyla. Bunun dışında bu yabancı sermaye, doğrudan yabancı sermayeden bahsettim. İşte orası daha gelmiyor ama oranın daha gelmeden önce zaten şeyi daha tam gelmiyor. Yabancı da hani önce fon tarafına gelirler, sıcak para olarak gelirler. Daha sonra doğrudan yabancı yatırımcı gelir. Yani onların çıkışı daha zor olduğu için giriş de daha zor oluyor. Daha kolay gelen tarafta tabii şey var, sıcak para var. Onların da şu ana kadar yani gelmesi de çok makul. Şöyle bir makuliyet var. Biz onlara üstü kapalı bir şekilde kur garantisi verdik. Normalde enflasyon devam ederken kurun da onunla beraber bir şekilde, onunla beraber hareket edecek şekilde yukarıya doğru gitmesini bekleriz. Ama kurun ileriye doğru gitme riskini de yabancı almak istemez. Yani eğer ben buraya gelip işte faizden para kazanacaksam sonra çıkarken kur faiz oranı kadar vesaire o da artarsa ben bir para kazanamayacağım. Burada benim için güzel para kazanma nasıl olur? Ben belli bir kur oranından gelirim. İşte %50'ler, 55 civarlarında hatta birleşik de 65'e gelen faizler var. Onu alırım. Çıktığım zaman kur o kadar %60-65'lerde artmamışsa, çok daha aşağılarda artmışsa ben buradan güzel para kazanırım. Şimdi bizimkiler aslında özellikle Merkez Bankası tarafında ve Mehmet Şimşek tarafında bu garantiyi verdiler. Yani biz kuru yukarıya doğru çıkmasına izin vermeyeceğiz dendi ve şimdi sıcak para oradan tabii ki çok güzel karlı bir şey var. Burada üç aşağı beş yukarı üstü örtülü bir garanti verilmiş. O zaman geliyorlar. Yarın bir gün işte enflasyon aşağıya doğru geldiğinde kur normal serbest bırakıldığında ne olacak? O zaman biraz daha onu görmek gerekiyor. Şu anda bir geliş var ama onu acaba kısa dönemli kalır mı? Yarın kur gittiğinde Türkiye'nin tam riskliliğini ölçecek bir durum yok ortada. Türkiye'nin tam riskliliğini ölçebilmemiz için kuru da serbest bırakıldığında görmemiz lazım. Kuru serbest bırakıldığında bu şey devam ediyorsa sıcak para tamam deriz. Yani bir yandan da politikalar işte CDS'ler düşer, politikalar normal bir şekilde devam ederse ondan sonra deriz ki bu işin bir sonraki aşaması
doğrudan yabancı yatırımdır ama hani onun da genelde geç gelirler ama tabii şimdi Tayyip Erdoğan güvensizliği diye bir şey var. Ondan dolayı biraz daha da geç gelme ihtimalleri bana kalırsa. O nedenle orada biraz daha bekleyeceğiz diye tahmin ediyorum. Onları görmek biraz daha zaman alacak. Bir yandan da dediğin gibi özellikle KKM tarafından falan gelen bir bozulan bir şey var. Dövizler var. Onlar tabii kurun yukarı doğru gitmesinde de bir diğer faktör ve hatta aşağı doğru inmesini de etkileyecek bir faktör. Orada işte tabii Merkez Bankası bir yandan kurun aşağı düşmemesini, daha fazla aşağı düşmemesini dengelemeye çalışıyor. Bir yandan da rezervlerini biriktirerek yapıyor. Ama Türkiye'ye bir miktar, bir Türk lirasına bir miktar faizlerin yukarıya gelmesinden kaynaklı olarak bir güven var. Tabii burada senin sorduğun bir soru vardı. İşte bu güven 2010'lu yıllara falan gidildiğinde tekrardan gelir mi? Bununla ilgili Aslaf Savaş Akat Hoca'nın çok güzel bir şeyi vardı, bir röportajı vardı mesela ekonomide. Türkiye tarihine baktığımız zaman siz enflasyon yarattığınızda bir iktidar olarak bunun bir cezalandırılması hemen hemen hiç olmamış. Yani siz enflasyonist bir ortam yarattığınızda korkmuş bir enflasyon gördük %70, 80 civarlarına gelen. Bunun bir bedeli iktidar tarafında olmuyorsa o zaman iktidarların enflasyonu tek hanelere kanadının birazcık üstüne getirmesi için aslında çok da bir neden kalmıyor. Çünkü siz cezalandırılmıyorsunuz. Eğer birisi cezalandırılacak olsaydı o bir önceki seçimde hakikaten iktidar tarafı, bu iktidar cezalandırılacaktı. Tüm Türkiye tarihinde böyle bir cezalandırmanın olmadığı yerde ne bana kalırsa Türkiye, Türk lirası o eski 2010'lardaki itibarını korur. Ne de iktidarlar buna bu kadar da aşağılara, %5'lere, %6'lara falan çekelim diye bir böyle bir motivasyon da olur. Muhtemelen işte düşük bir enflasyon olsun ama bu düşük enflasyon da işte Kanada'nın birazcık üstü değil de 10-15 arasında ki bu da çok yüksek bir enflasyon olmasına rağmen Türkiye'de gayet hem insanların çok sert bir alım gücü düşüşünü engelleyecek bir oran hem de daha fazla düşürdüğünüzde insanların canı yanabiliyor. Yani onun da bir maliyeti var, düşürmenin de bir maliyeti var, çıkartmanın da bir maliyeti var. Düşürürken ki o uyguladığınız politikalar insanların alım gücünü düşürebiliyor. Dolayısıyla daha fazla düşürmeye çalışmak da bir maliyet getiriyor. O maliyeti üstlenmeden 10-15 civarlarında bir yerlerde bence ideal görüyorlar ve Türk lirasının değerlenmesi sınırlı pozitif olur. Yani, okey, bir yere kadar gelir. O bir yerden sonra daha aşağıya inmez. Çünkü şu da var. Yani yine Asım Hoca güzel söylüyordu orada. Yani insanlar uzun süre sonra 2000'li yıllarda, 2000'li yılların başından itibaren ilk defa Türk lirasının hakikaten değer kazanmaya başlandığını, bir itibar gösterecek bir para birimi olmaya başladığını düşünmeye başladılar ki ona rağmen yine %40 civarlarındaydı yanlış hatırlamıyorum bu şey oranı. 30-40 civarlarında olsa gerek dövizdeki bulundurulan pozisyon. Şimdi o itibarlı olunan dönemde bile bu kadar yüksekse bunu yaşamış daha yakın zamanda 2010-20 yıllarda bu yüksek enflasyonu yaşamış bir ülkenin hiç bunların hepsini unutup lirasına tamamen güvenmesini beklemek biraz bana daha hayal geliyor. O yüzden de hani sınırlı miktarda yine Türk lirasına güven olur. Bunun bir kısmı çok büyük bir kısmı yine faiz politikasından gelecek. Şu an insanlar güveniyor bir miktar. Güven de şöyle bir güven. Yani paranı aldığın zaman en azından dolara gitmiyorsun. Hemen otomatikman şeyde faizde tutuyorsun. Ben mesela para geldiği zaman otomatikman fona koyuyorum. Çünkü her durduğu anda da bu sefer enflasyondan dolayı para şey oluyor. Yani kısmi miktarda bir pozitif bir değerlemesi olur. Ama hani 2010'lu yıllardaki veya 2000'li yılların başındaki kadar bir pozitife dönmemiz imkansız. Çünkü sürekli bizim deneyimlerimiz gösteriyor ki Türk lirasına asla tamamen güvenme diyor. Kim iktidar olursa olsun. Peki Caner, bir de daha mikro bir soru sormak istiyorum. Bugünlerde biraz ortalık karıştı biliyorsun. Sürekli belli yeni yeni vergiler, yeni yeni vergi noktaları seçiliyor. Bir tanesi yurt dışına çıkış harçları üzerinden bir vergi noktası seçildi. Arabalara üzerinden vergi noktası tartışılıyor. Otomobiller veyahut da işte kimi serbest meslek erbabının vergileri konusunda Mehmet Şimşek'in açıklamaları var. Muhtemelen freelance çalışanların peşine düşecekler falan deniyor şu anda tekrardan. Bir yandan da hükümetin ilgilendiği nokta işte borsa gelirleri. Ve burada da şöyle konuşuldukça konuşuluyor. Yani birazcık da öyle bir eleştiri ben okudum. Yani vergi getirecekseniz de getirin. Böyle her hafta vergi gelmekte geliyor falan filan diye diye en sonunda zaten hiçbir gelir kalmayacak borsada yani. Gözüken.
Çünkü bu vergi süreci bu kadar uzatıldıkça, yani sonuçta vergi gelseydi zaten hani borsa düşeceği kadar düşecekti ve ondan sonra en azından kendi yolunda devam edecekti. Bir uzun bir vergi geliyor, gelmektedir, biraz sonra gelecek falan diye konuşuldukça da bu iş daha da fazla etkisi oluyor. Hani hadisenin kendisinden daha fazla bir etkisi neredeyse. Hani bu taş, bu kurbağa, bu iş niye yapılıyor sorusu aklıma geliyor benim. Ne dersin? Evet. Şimdi bu vergi konusunda konuşacağımızı tahmin ettim çünkü Türkiye gündeminde iki şey var. Bir tanesi vergiler, bir tanesi de işte Avrupa Şampiyonası var. Avrupa Şampiyonası'ndan vakti kalan zamanlarda zaten şaşırmış konu herkes vergileri konuşuyordu. Onu konuşacağımızı tahmin ettiğim için bir tane bir şey hazırlamıştım, onu birazdan getirirler. Şimdi İngiltere'de 1600'lü yıllarda abi şey yapılıyor. Pencere vergisi getirelim deniyor. Çünkü iktidarın şeye ihtiyacı var, vergilere ihtiyacı var. Vergileri arttırmak isteniyor. Bu vergileri de işte daha böyle zengin kesime yükleyelim diyorlar. Ve işte zengin kesimde hani buradan nasıl zengin kesimden vergiyi alırız diye düşünürken şunu düşünüyorlar. Ya daha büyük evlerde daha yüksek pencereler, daha çok pencere var. Ve daha çok pencerenin olduğu evlerde genelde zenginlere ait. Dolayısıyla biz diyorlar bu zenginlere pencere vergisi getirelim. Aslında hani hiçbir şekilde üretimi falan etkileyecek bir durum yok ortada. Ama hani bunun için bir vergi almanın da bir gereksinimi yok. Yani neden ben pencerem olduğu için vergi ödeyeyim? Hiçbir mantıklı açıklaması yok. Tuhaf bir vergi. 1600'lerde bunu uygulamaya başlıyorlar. Mekanik bakış açısı. Bize şey yapalım lazım, vergi lazım. Vergi toplayacağız, bütçeyi dengeleyeceğiz. Dolayısıyla bunlara bu vergiyi verirsek de bu kadar para alırız diyerekten otomatikman bu vergiyi getiriyorlar. Tamam, mekanik bakıyorlar. İngiltere'de var bu. Sonra Fransa ve İskoçya'da uyguluyor. Üç tane ülke uyguluyor. Buradan para kazan, buradan vergi almayı düşünüyor iktidar. Tabii şimdi bunu uygulayınca da köylerde ve şehirlerde farklı bunun etkileri oluyor. Köylerde daha yoksul kesimler oturuyor. Onların daha az penceresi var. Ama onlar da tabii vergiye tabiler. Onlar bir miktar vergi ödüyorlar. Şehirlerde ise iki tip insanlar. Birisi yüksek gelirli, daha zengin insanlar var. Asıl hedeflenen insanlar. Onların tabii evlerinde çok fazla pencere var. Onları tabii vergilendiriyorsunuz. Fakat onlar şunu yapıyor, fotoğraftaki gibi. Madem bize vergi getiriyorsunuz diyorlar, biz de pencerelerimizi kapatıyoruz diyerekten. Pencerelerin birçoğunu kapatıyorlar. Tabii bir yandan da tabii bu yoksul kesim var. Yoksul kesim de şehirde yaşayan yoksul, daha böyle işçi sınıfı. Onlar da genelde bu zenginlerin daha çok zenginlere yönelik yapılmış, daha çok pencere olan evlerde kalıyorlar. Bir kısmı da, yani orada evler daha büyük, şehirde evler daha büyük ve daha penceresi oluyor. Bir kısmı da beraber yaşıyorlar. Birkaç aile beraber yaşayaraktan daha kirayı ucuza getirebilmek için. Yine çok pencereli büyük evlerde yaşıyorlar. Şimdi büyük evlerde de yaşayınca da bu vergi de gelince tabii ev sahibine geliyor normalde. Şimdi varlıklı ev sahipleri kendi pencerelerini kapatıyorlar. Kendi oturdukları. Dolayısıyla birçoğunu kapatınca vergiler bayağı bir düşüyor. Vergiden kaçıyorlar. Fakat kendi kiracıları olan yoksul kesimlerin pencereleri kapatılmıyor önce. Bir kısmı şey diyor. Daha doğrusu şöyle ikiye ayrılıyor. Bir kısmı ben diyor vergiyi diyor şeye yansıtırım diyor kiracıma. Dolayısıyla vergi geldiğinde, pencere vergisi geldiğinde kiracıya vergiyi yansıtıyor. Dolayısıyla vergi kime yansımış oluyor? Vergiyi kim katlanmış oluyor? Yoksul kesim katlanmış oluyor. Bir kısmı da yoksul kesimin bir kısmı da yine ev sahipleri bu sefer isterseniz pencereyi kapatalım diyor. Bir kısmının kendi evi ise de onlar da pencerelerini kapatıyor. Bir kısmının zaten bir iki tane penceresi var. Onlar tamamen pencereleri kapatıyorlar. Dolayısıyla gün ışığı gelmiyor. Burada iki tane hikaye var. Bir tanesi hatta bir iki tane fazla da hikaye var. Bir tanesi bir vergilerin kime yansıyacağı. Öyle birisine vergiyi ben sana vergi veriyorum dediğiniz zaman otomatik olarak o vergi o kişiye yansımıyor. Kim kaçabiliyorsa o vergi mesela burada kiracı ve şey var, ev sahibi var. İkisinden hangisi vergiden kaçabiliyorsa, hangisi diğerine yansıtabiliyorsa vergiye o taraf katlanıyor. İkinci bir hikaye eğer iki tarafın da vergiden kaçabileceği bir durum varsa, eğer bunu vergiyi koyanlar gözetmemişse, vergiyi iyi planlamamışsa bu sefer vergiden iki taraf da kaçabiliyor. Yani ev sahibi de kaçabiliyor, şey de kaçabiliyor. Dolayısıyla eğer bir vergi alacaksanız onun planlamasını çok çok iyi yapmanız lazım. Ki bu da çok çok kolay da bir şey değildir. Ona uzun bir süre hazırlanmanız gerekiyor. Üçüncü bir hikaye. Başka bir işte bu unintended consequences işte niyetlenmiş sonuçlar ortaya çıkıyor. Burada birçok evin penceresi tamamen kapatılmış abi. Şimdi birçok evin penceresi tamamen kapatılınca ne içeriye doğru düşen hava giriyor ne de ışık alıyor evler.
Şimdi özellikle yoksulların oturduğu evlerde bu sefer de sağlık sorunları ortaya çıkıyor. Ve o dönem özellikle birçok sağlık sorununun ve ölümlerin ana nedeni olarak da bu insanların güneş ışığı, evlerinin güneş ışığı alamaması ve temiz hava girmemesinden kaynaklanan ana sebebin bu olduğuna dair raporlar yayınlanıyor. Hatta ben bunu UK Parlament sitesinden de görmüştüm. Orada da acaba abarttı mı diye baktım. Orada da var şey olarak. Hakikaten önemli hastalıkların yayılmasının ana nedeni bu oluyor. Dolayısıyla siz bir vergiyi ortaya koyarken, bir vergiyi şey yaparken bir tamamen mekanik bakmayacaksınız. Bunun tüm yönleriyle gözetmeniz gerekiyor. İki, çok iyi hazırlanmanız gerekiyor. Bu vergi kime biner? Kim bu vergiden kaçar? Kaçarsa nasıl kaçar? Ve de bunun başka niyet edilmemiş toplumsal sorunlar ortaya çıkartabilir mi? Adaletli midir, değil midir? Tüm bunların hepsini çok ciddi bir şekilde çalışmanız gerekiyor. Bunu yapmazsanız bir, insanlar vergiden kaçıyor. İki, insanların işte toplumsal olarak daha dezavantajlı kesime yükleyebiliyorsunuz, niyet etmediğiniz kesimlere. Üç, işte o sağlık sorunlarının ortaya çıkması gibi hiç niyet etmediğiniz sorunlar ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla buradan şuraya gelmeye çalışacağım. Siz eğer vergi düzenlemesi yapacaksanız Türkiye'de veya başka bir yerde bunun gerçekten çok iyi bir hazırlığını yapmanız gerekiyor. Eğer bunun hazırlığını çok iyi yapmazsanız ne doğru düzgün mekanik bir şekilde baktığınız kadar vergi alabilirsiniz, ne istediğiniz kesime yansıtabilirsiniz bunu doğru düzgün. Ve de bunun ilk başta göremeyeceğiniz toplumsal sorunları ortaya çıkacaktır. Şimdi burada biz işte yayının başına aylık dedik ki bir sene bir aylık bir şey olmuş. Şimşek yönetimi geleli. Bunun bir 8-9 aylık kısmı yerel seçimlere kadar olan kısmdı. Burada zaten çok fazla bir maliye politikası uygulamıyorsunuz. Çünkü yerel seçim var. Para politikasını da sınırlı bir şekilde yapıyorsunuz. Dolayısıyla yani zam yapacaksınız, vergileri alacaksınız. Bu vergileri seçimden sonra alacaksınız. Dolayısıyla yani hemen gelir gelmez bir vergi almak gibi bir hedefiniz de yok. Dolayısıyla sizin bu zamana kadar minimum 9 aylık bir süreciniz olmuş. Toplamda da 13 aylık bir bu vergilere hazırlanma süreciniz olmuş. 13 aydır siz bu vergilere hazırlanıyorsunuz. Ama ortaya çıkan sonuca baktığınızda inanılmaz derecede belirsizlikler ortaya çıkıyor. Mesela borsaya getirilen vergiler uzun süre, yani bu bir ayı falan buldum ya da en azından 3 haftayı falan bulmuştur. Önce bir denildi ki bu vergiler işte kazanca getirilecek. Burada işte insanlar para kazanıyor, işte düşükten alıyorsun, belli bir fiyattan satıyorsun, aradaki gelirden bir vergi gelecek. Bana kalırsa çok, yani şimdi doktora bunları vergileri övecek halim yok şey olarak, biz liberal insanlarız da. Eğer burada Türkiye'de bir yerde bu kadar iktidar her taraftan vergi alıyorsa, hemen hemen her gördüğü gelirden vergi alıyorsa, borsadan da alması bana çok tuhaf gelmiyor. Yani borsadan vergi alacaklar, insanlar borsada para kazanacak, oradan devlet vergi alacak. Olabildiğince bence vergi alınmasın. Oraya da geliriz. Ben tasarruf tarafında bir insanım. Ama hani vergi alınırsa da borsadan vergi alması beni hiç şaşırtmaz. Fakat burada bu vergiyi böyle bir önce bir sızdı. İşte Ekonomim gazetesi falan filan bu vergi işte gelecek falan yazdı. Ondan sonra borsada satışlar geldi. 3-5 gün konuşuldu, edildi. 3-5 günün sonunda dendi ki ya bu vergi alınmayacak dendi. Vazgeçildi. Sonra daha tuhaf bir vergi getirmeyi düşündüler. İşlem vergisi. Yani sen parayı kazanırsın, kaybedersin. Hiç fark etmez. Borsada bir alsat yaptığında ben buradan vergi keseceğim dedi. Vergi kesmeyi düşünüyorum dediler. Onun da belli bir cüzi miktar olarak düşünüyoruz vesaire dediler. Bu daha da piyasayı şey yaptı. Çünkü ortada bir gelir yok. İşlem hacimlerini düşürecek bir hareket. Yani ben eğer mesela günlük vadede çok insan alsat yapıyor. Bu günlük vadede alsat yapan insanlar buradan vergi ödediği zaman kazançları düşüyor. Günlük hareket ettiğin zaman %1-2'lik kazanç için girdiğin zaman bunu da vergiye gittiği zaman dolayısıyla hacimler düşmeye başlayacak. Diğeri daha böyle normal bir şeyken yani gelir üzerinden alacakken bunun işlem üzerinden alınması piyasada da yine bir başka bir dalgalanma yarattı. Böyle birkaç tane piyasa profesyoneliyle konuşulduktan sonra bundan da vazgeçildi. 13 aydır neden bu insanlarla siz konuşmadınız? Neden bu insanları davet edip bir şeyler tartışmadınız? Da 13 ayın sonunda tepkiler geldikten sonra bu belirsizliği yarattığınız sonra tepkiler geldi ve bundan vazgeçildi. Demek ki benim gördüğüm kadarıyla hazırlanmamışlar yani 13 aydır. Çok böyle düşünülmemiş. Hızlıca işte nereye olabilir? Şurası tamam oradan alın. İşte bunun bir sürü yan etkileri ortaya çıkıyor. Bir kere belirsizlik ortaya çıkıyor. Yani şimdi belirsizliği görürsün ama ölçmek çok zordur. Yani ben belirsizliği nasıl ölçeceğim? Bunu biz mesela akademik tarafta ben bu ara çalıştığım şeyde gördüm. Baker ve
arkadaşlar diye böyle bir 3-5 kişilik bir grup var. Bunlar belirsizliği hani ölçemeyiz. Bunun sayısal bir şeyi yok, ortadaki belirsizliği. Bunu biz gazete haberlerinden bazı kilit kelimeler ne kadar geçiyor onlar üzerinden ölçelim demişti. 16'da bir dataset yayınladılar. İşte Avrupa'daki, Amerika'daki belirsizlikleri ölçen dataset'ler oluşturdular. İşte gazeteleri tarıyorlar. İşte vergi belirsizliği, ekonomi politikası belirsizliği. Bunun işte belirsizlik üzerine birkaç tane daha kelime üzerinden. Bunlar ne kadar sıklıkla geçiyor? Bunu aslında sen yani bu yine doğru bir ölçüm değildir. Bunu işte numerik hale getiriyorsun. Sayısal hale getirmeye çalışıyorsun ki etkilerini göreyim. Ve etkilerine bakıldığında hakikaten çok ciddi bir şekilde bankacılık sektörünü, ekonomiyi, yatırımları, insanların tüketim kararlarını, insanların yatırım kararlarını hepsini çok ciddi bir şekilde olumsuz etkiliyor. Ve de şu anda en çok revaçta olan makale türleri de bu belirsizlik üzerine. Dolayısıyla inanılmaz derece bir belirsizlik yaratıyorsunuz piyasada. Bu belirsizliğin en önemli nedeni bir, çalışmamışlar bu kadar süre. İki, iletişim yok. Yani yapmayacaklarını bile hani 3-5 gün sonra söylüyorlar. Piyasa yeterince dalgalandıktan sonra. Bir de hani belirsiz, yarattığı belirsizlik dışında kime ne kadar yansıyacağına da çalışmamışlar. Mesela yine bu tartışılan vergilerden bir tanesi %20 oranında bir şeyden bir stopa vergi alması. Kira gelirlerinden. Şimdi kira gelirinin vergisi kime yansır? Az önceki o pencere vergisinde Windows'ta ev sahipleri otomatikman vergiyi şeye yansıtmıştı. Kiracısına. Dolayısıyla burada hani bizim aslında bu sadece oradaki bir hikaye değil, bu çok uzun süredir iktisatçıların söylediği bir hikaye. Bu vergi işi kim kaçamıyorsa ona yansır. Kiracı kaçamıyorsa bu vergiden, ev sahibi de buna yansıttığında o evden çıkamıyorsa ona yansır. Mesela şey vardı, 1990 yılında Amerika'da lüks yatlara vergi koyalım dediler. Çok yüksek vergiler koydular. O çok yüksek koyulan vergiler sonucunda satışlar çok inanılmaz derece düştü. Satışlar sonrasında işte sektör daraldı, birçok yer iş yeri kapatıldı, birçok insan oradan 30 bindi, yanılmıyorsam Miami taraflarında, Florida taraflarında 30 bin civarı insan işsiz kaldı. Yani sonucunu düşünmediğin zaman aslında senin o yansıttığın vergi en istemeyeceğin kesimlere doğru yansıyabiliyor. O yüzden de mesela o %20'lik vergiyi falan böyle bir tartıştırdılar. Sonra baktılar ki çok büyük tepki geliyor ve bu iş büyük ihtimalle de kiracı tarafına yansıyacak. Ve kiracılar zaten kiraları ödemekte çok zorlanıyorlar. Onu dediler ki bizim böyle bir çalışmamız aslında yok diyerekten aslında şey yapmaya çalıştılar, durumu kurtarmaya çalıştılar. Benim gördüğüm genel itibariyle ekip olarak hazırlık yapmamışlar. Yani hiç çalışmamışlar, hiçbir iletişimini kurmamışlar. Yani piyasanın genelinde bir konuşmamışlar. Yani aslında 3-5 kişiyle konuşsan anlayacağın problemleri hiç konuşulmamış. Ve de hani sızdırıldıktan sonra ortaya çıkıyor. O nedenle de hani oldukça bir büyük bir hayal kırıklığı var. Yani 3 haftadır, 4 haftadır hem kendi şahsım hem de piyasadaki gördüğüm birçok insanda da yani bu nasıl böyle bir iş bilmezliktir, nasıl böyle bir çalışılmadan iş yapılmaktır vesaire. Tabii bir de bu işlerin vergi tarafından yapılıyor. Yani ben ara ara bunu yazıyorum Twitter'da da. İnsanlar genelde vergi tarafından tartışma yürütüyor ama bu işin bana kalırsa da en daha doğru tarafı tasarruf tarafı, çünkü vergileri almaya başladığınız zaman onun sonu yok. Ve bunun şeyinde vergiler bakılıyor araştırmalarda. Vergi yoluyla mı biz bütçeyi denkleştirelim, tasarruf yoluyla mı denkleştirelim? Buna bakıldığı zaman genelde vergi artışları daha çok borçlanmayla, daha çok bütçe artışlarıyla sonuçlanıyor. Halbuki tasarruf tarafı böyle değil. Tasarrufu ön plana çıkaraktan sen bütçeyi dengelediğin zaman bütçe açıkları daha azalıyor. Dolayısıyla tasarrufun böyle bir avantajı var. İkincisi, vergiler bir kere harcamaya başladığın zaman ve o harcamaları tasarrufla kısmadığın zaman sürekli vergi artışına gitmek zorunda kalıyorsun. Çünkü harcamalar devam ediyor. Harcamalar süreklilik göstermeye başlıyor. Harcamaların süreklilik gösterdiği yerde vergiler de süreklilik göstermeye başlıyor. Vergilerin süreklilik gösterdiği yerde de bu sefer de bir yerden sonra milli gelirde olumsuz etkisi olmaya başlıyor. Hem insanlar alım gücü düşüyor, tüketimleri azalıyor. Milli gelir düşüyor. Milli gelir düşmeye başladığında da bu sefer borcun milli geliri oranı artmaya başlıyor. Bu sefer de o da yine ülkeyi riskli hale getiriyor. Başka bir tarafa piyasanın bakış açısı. Sen ne kadar hangisinin daha ideal olduğunu tartışırsan tartış, piyasanın genel bakışı tasarruflar daha güven verici ve daha kalıcı. Vergileri arttırmak genelde bir seferlik olmuyor, süreklilik arz ediyor. Tasarruflar daha kalıcı oluyor. Ve tasarrufun daha kalıcı olduğu için piyasa daha böyle güvenle bakıyor. Yani tasarrufa giden ülkelerle daha çok vergi artışına
giden ülkelerin farkına baktığımızda piyasa tasarrufa giden ülkelere daha pozitif bakıyor. O nedenle tasarruf aslında buradaki daha tercih edilebilir yol. Ama işte burada da görüyoruz ki tasarrufu da çok yapamıyorlar. Yani bunu aslında bu iktidarın da sorunu değil. Biz, yani liberallerin genel itibariyle söylediği şuydu. Siz bir kere harcamaya başladığınız zaman o şeyleri harcamaları kısmanız oldukça zordur. Burada da pratiğini görüyoruz aslında. Yani biz bir şey idealize ediyoruz ama zor bir şey. Çünkü bir kere kamu harcamaya başladığında o tasarruflardan geri adım atamıyor. Nitekim bu tasarruf paketini de tepkiler sonucu tasarruf paketi hazırladılar. Onu bir basın toplantısıyla duyurdular. Orada soruldu. Ya buradan ne kadarlık bir tasarruf yapmayı düşünüyorsunuz dediler. Onu henüz biz de bilmiyoruz dediler. Bir gün böyle bir saatlik bir toplantıda biz bir tasarruf yapacağız diyerekten herkese böyle bir pozitif şirin gözükmeye çalıştılar. Hiçbir hazırlık onda da doğru düzgün yapılmamış. Ama vergilere geldiğinde 3 haftadır, 1 aydır falan her taraftan vergi yok. Öyle bir şey var. Dolayısıyla biz yani tasarrufu konuşamadığımız yerde de aslında sürekli vergileri konuşuyoruz. Sürekli vergileri konuştuğumuz yerde de işte şuradan vergi alınsın, buradan vergi alınsın. Şimdi aslında birbirimizi sürekli gambazlayan bir şekilde böyle bir sürekli bunlardan olur, şunlardan olur. Halbuki biz aslında tasarrufu yapsak bu kadar da birbirimizi de suçlayacak. Aman şundan almadım, bundan almadım, şunlardan alsana şeklinde ki şeye girmeden tasarruf çözümü çözeceğiz. Ama işte bu söylüyorum ideali bu ama hani yaparlar mı? Zor. Şey olarak baktığımızda. Başka bir noktası da son bir şey ekleyeyim. Şimdi yoksa en azından bir toplumsal adalet açısından herkesten almaya çalışırsın diye beklersin. Yani ya da en azından daha yoksul kesimlerden almasını beklersin. Bir iktidarın başındaki insan da genelde şunu yapar. En alt kesimden o vergiyi almamaya çalışır. Burada vergi paketinden şu ana kadar sızanlardan bir kısmına geri adım atıldı. Bunlardan bir tanesi kulislere yansıyan servet vergisi. Bundan geri adım atıldı. Tapuda gerçek bedelle satış. Yani bunu niye şey yapılır? İtiraz edecek çok fazla bir şey yok. Ama buradan da kaçılıyor. Bu vergiyi koyulacaktı. Bundan da vazgeçildi. Birden fazla evi olana vergi. Borsada kazanç vergisi. Bu tekrardan gündemimize geldi demişti. Ama genel itibariyle bakıldığında pek de öyle zengine dokunmayalım. Olabildiğince daha böyle aslında aşağıdaki en alttaki yoksul kesime de dokunmayalım. Orta direğe bu işi yansıtalım şeklinde. İlk olduğu zaman biraz daha böyle bir şahin oluyorlar. Biraz daha yüksek kesime geldiği zaman da bu vergileri olabildiğince kaçıralım diyorlar. Şimdi tabii sen şunu diyebilirsin. Ya biz işte liberal insanlarız çok da şey yapmayalım. Zenginleri de çok vergilendirmeyelim diyebilirsin. Söyleyebilirsin bunu. Hakikaten yatırıma gidiyorsa buna okeyim ben de. Yani gerçekten bu insanların vergilerini azalttığımızda bu insanlar ödemediği vergilerle bu vergilerdeki vergilendirilmeyen kazanç yatırımlara gidecekse bence de ideal olanı bu aslında. Ama bu tartışmalı bir konu. Yani tartışmalı derken benim bir fikrim yok. Yani fikrim yok derken bir tarafa bakıyorum onları da haklı görüyorum. Diğer tarafa bakıyorum onları da haklı görüyorum. Diğer tarafta diyor ki tamam biz bu insanlardan daha az vergi alalım ama bu para şeye gitmiyor diyor. Yatırımlara gitmiyor diyor. Bu para finansal piyasalara dönüp dolaşıyor diyor. İşte hisse senedi geri alımlarına gidiyor. İşte hisse başka şirketin hissesini alıyor. Alıyorlar, o şekilde yapıyorlar diyor. Kendi hisselerini geri alıyorlar. Yatırıma gitmiyor diyor. O zaman da eğer yatırıma gitmeyecekse, biz yatırıma doğru teşvik etmeyeceksek de bu insanlardan daha az vergi alalım. Bu insanları daha doğrusu vergiden muafiyet. Yani daha az vergi alın derken okey o da benim kadar aynı oranda vergi versin ama bu da olmuyor yani itibariyle. Ne oluyor genelde? Bir miktar vergi veriliyor. Ama onun çok daha fazla teşviklerle tekrardan iade ediliyor zaten. O teşviklerin de birçoğu çalışmayan teşvikler, verimliliği düşük teşvikler, geri dönüşü olmayan teşviklerle tekrardan döndürülüyor. O nedenle hani bana biraz toplumsal adaleti de sarsan bir şey gibi geliyor. Yani okey yapalım ama bu insanları buradan aman bunu vergilendirmeyelim, onu da vergilendirmeyelim diye bakılan kesimin hemen hemen hepsinin zengin olması ama diğer taraflara oldukça acımasız davranılması şey olarak yani yoksa hiç acımıyor şu an bakıldığın zaman. Yani motokurye vergisini falan tam işte konuşmadık falan diyorlar ama yani oraya kadar konuşulduğuna dair tartışmalar falan var. Şimdi o tarafa hiç acınmazken bu kadar bu tarafa böyle bir avantajlı olacak veya en az ya, hatta sıfıra indirecek vergiler, teşviklerle çok daha fazlasının yapılması ve bu teşviklerin ne kadar iyi bir şekilde verildiğine dair çok büyük soru işaretleri var. En azından Türkiye örneğinde. O yüzden ben burada da bir hani şeyim var. Bir şart düşüyorum. Yani okey almayalım biraz daha azalım ama hani bu yatırıma gidecekse ama sanki öyle değil gibi geliyor. %100 de kanaatim yani böyle bir kesimi kanaatim yok ama böyle de bir şüphelerim var. Yani bu hakikaten yatırıma mı gidiyor?
Yoksa finansal piyasalarda bu paralar, bu vergiler daha yüksek kazançları varlığa mı gidiyor mesela? Şimdi bu şey dönemlerinde bu paralar varlıklara gittiği zaman inanılmaz derecede zenginleşiyorlar. Sen bunu vergi vermeyerek bu varlığa gidiyorsan, konut piyasasına, gayrimenkul piyasasına gidiyorsan, hisse senedi piyasasına gidiyorsan o zaman da toplumsal adalet sarsılmaya başlıyor ve bu sefer de şu da olabilir yani ileriki dönemlerde. Türkiye'de biraz zor tabii bunlar da. Daha böyle radikal fikirlerin, daha marjinal fikirlerin yeşermesi. Daha böyle işte radikal sağların, daha aşırı sağlı fikirlerin. Şu anda öyle bir şey var mı Türkiye'de? Sen daha iyi bilirsin. Ben zannetmiyorum öyle bir şey olduğunu. O biraz bizimle de alakalı. Ama mesela şeyde bundan daha korkuyorlar. Arjantin'de. Bu ara yine tekrar oraları okuyorum. Ya işte biz biraz şeyin canını sıkalım derken 3 kere 5 kere düşünüyorlar yoksulun. Burada öyle değil. Çok rahat yapılıyor bu işler. Orada gelecek tepkiler, 2000'li yılların başında sokak şeyleri, yağmalamalar falana kadar gitmişti ortalık. Burada o açıdan biraz rahat bir şey var. O biraz vergilerin vesaire daha yoksula bindirilmesini kolaylaştırıyor. O da orta direğe kolaylaştırıyor gibi geliyor bana. O hesap verebilirlik olmamak, demokrasinin yeterince iyi Anladım. çalışmaması diye düşünüyorum. Sen tabii biraz itiraz edebilirsin. Ya itiraz edebilirim ama bir yandan dediklerinde bir felsefe var. Yani açıkçası iki tarafı da düşünmek lazım. Ben de şöyle söyleyeyim. İşte o paketten Tayyip Erdoğan'ın belli yani Tayyip Erdoğan önüne gelmiş ve Tayyip Erdoğan onları silmiş. Bu hatta şeydi aklıma şey geldi bu Davutoğlu'nun bu siyasi etik falan bir yasası falan vardı. Yani iyi başkanlarının İlçe işte başkanı emlak falan şeyleri bulamayız. biraz onu hatırlattı bana. Çünkü Aynen. ya, Tayyip Erdoğan da biliyor ki Türkiye'de konut piyasasında sen çok oynarsan onu Türkiye o açıkçası resmen şeye dayanıyor. Yanlış beyan edilen konut fiyatlarına dayanan bir ekonomimiz var bizim. Orasını oynadığın zaman orası çok kişiyi karıştırıyor bir yandan. Yani hani onu sarsmaya biraz cesaret edememişler. Yani gerçekten herkes Aynen. biliyor. Çünkü yani konut fiyatlarının ölçümü çok basit aslında. Sign diye site var. Giriyorsun bakıyorsun konut fiyatlarının kaç lira olduğu belli Türkiye'de. Kimin nereye ne kadar alışveriş yaptığı da belli. O siteden kaldırılan yani 5 tane memura hatta bir tane güzel bir algoritmayla bir bilgisayar girsin. Konan şeyler, ilanlar, kalkan ilanlar, ilanlardaki fiyatlar, vergi dairelerimizdeki işlemler de belli. Vergi daireleriyle SAKOM arasındaki bir paralel hesap yapıldığı anda kimin nasıl vergi kaçırdığını ben açıkçası birkaç saat içerisinde çok güzel ortaya koyabilirim. Ve hepsinin de yanlış beyan edildiği açıktır Türkiye'de. Açıkçası Türkiye bakıldığı zaman. Şimdi böyle gidildiği anda ama Türkiye'de ekonominin buradaki sarsılmasını da ondan da korkuyor hükümet yani onu da görmek lazım. Ama haklı mısın? Haklısın. Yani net bir şekilde. Çünkü konut fiyatlarında mesela o alım satımlarda birkaç milyon lira bir kar var mesela. Hani gerçekten de ortada. Bazen işte 20 milyon çok daha yüksek belki karlar var. Siz orada vatandaşın işte KDV olarak %2-3 10 bin lirasından o vergileri alıyorken açıkçası 10 bin liralık maaşlardan 7 bin liralık emekli maaşlarından hani rahmetli kocalarından kalmış dul hanımlara gelen dul maaşlarından o vergiler alınıyorken gerçekten o milyon liralardan o vergiler alınmasın diyemezsiniz yani bir yandan da. Hani vicdanen, etik olarak senin dediğin gibi. Ama bir yandan da dediğim gibi bu şey ortaya konan şeyler. İlk çıkartılan şey konut. Konut oradaki gerçek fiyatlarla biz konut alışverişi yapmıyoruz aslında. Hepimizin beyanları işte konutlar 5 milyon liralık konutlar işte kağıt üzerinde 2 milyon lira gösteriliyor. Onun üzerinden bir Evet. vergi ödeniyor falan. Her sistem böyle yapılıyor. Bu Türkiye'nin gerçeği bir yandan da. Öte yandan şunu da söylemem lazım. Benim babamın kuşağı, belki işte Caner senin annenin babanın kuşağı, işte sizin kuşakların, bir üst kuşaklar hayatlarında bir mesleğe girdiler büyük ihtimalle. Ve maksimum 3-4 meslekte çalıştılar açıkçası. Yani 3-4 yerden maaş aldı insanlar hayatları boyunca maksimum. Ya memur oldular, orada emekli oldular ya işte özel sektöre girmişlerse de bir ya da iki defa iş değiştirdiler. Mesela benim annem öyledir. Gibi düşünün birçokları da böyle aslında. Benim annemin arkadaşlar arasında da böyle 8-10 işte çalışmış bir annemin arkadaşı yok mesela üniversite mezunu. Oradaki hiçbir arkadaşı mesela Arçelik'e girmiş bir arkadaşı var annemin. İşte Arçelik'te yani hakikaten muhasebe müdürü olarak emekli oldu adam yani. Tam anlamıyla girdi, başladı, bitirdi her şeyi tam anlamıyla gibi. Böyle insanlar var aslında bir önceki kuşakta. Benden genç kuşakta mesela şunu biliyoruz ki mesela IBKV'nin sınıf arkadaşları şu an mezun oldular. Devlet memuru olmayanları muhtemelen çift haneli sayılarda işte çalışacaklar açıkçası. Çok fazla işe girecekler, çıkacaklar. Başka bir iş, yaşam kültürü var. Ve mesela freelance çalışma diye bir şey. Yani, ya ben babama desem freelance çalışıyorum.
bu ne der? Yani böyle bir sen Evet. çalışmıyorsun der yani. Şu an ama freelance çalışan insanlar var. Mesela çevirmen arkadaşlarımız var. İşte atıyorum mesela bu tarz daktilo tarzı yayınların sürmesini sağlayan mesela kamera, ses vesaire imkan sağlayan, kendince stüdyosu olan, bu gelip çekimi yapan giden, iş başı para alan insanlar var. Onun dışında telifle çalışan insanlar var etrafımızda çok daha fazla. Çünkü maaş vermek ve maaş almak da Türkiye'de ve hatta dünyada artık bir statü haline gelmiş durumda. Bundan 20-30 yıl önce, 40 yıl önce maaşlı çalışanlarla maaş alanlarla maaş verenler arasında bir statü farkından bahsedilirken bugün artık maaş almanın kendisi dahi bir statü. Çünkü tanıdığım gayet net bir şekilde mesela bir beyefendi ya da hanımefendi işte çevirmen veyahut da işte bir telifle çalışıyor veyahut da işte bir grafiker vesaire bir online bir hizmet alıyor, hizmet satıyor. Kendisi işte uluslararası bir alanda bile bunu yapabiliyor ama düzgün maaş almıyor. Tekil tekil aldığı paralar, para karşılığında çalışıyor. Şimdi bu insanların sayısı çok arttı ama bu insanları bazen şunu görebiliyorum ben, devletin bu insanlara sanki daha üst statülü insanlarmış gibi. Mesela bir işte atıyorum böyle ünlü bir sanatçı, ünlü bir futbolcumuşçasına muamele yaptıkları ama aslında bunların sosyal statüsü o en düşük memurdan, emekliden daha aşağıda olabiliyor. Bunun pek farkında değil kamu diye düşünüyorum bazen. Bir de öyle bir şey var, bunu da ekleyeyim. Çünkü evet, vergi en azından kayıtlı sisteme geçilmesi daha doğru. Bunun sosyal güvenlik sistemi açısından, belki ileride evlilik vesaire, hatta sosyal yardımın dağıtılması açısından da faydası var. Hatta bu insanların sosyal güvenlik sistemine temasları açısından da bu insanlar için daha iyisi o, doğru. Ama bir yandan da şöyle kafesteki kuş haline gelmek diye bir durum da var. O yüzden de şunu da biliyorum, birçok insanı da kayıtlı alandan çıkartıyor diye düşünüyorum. Bunu da ekleyeyim. Yani yeni yaşanan hayat farklılaşıyor aslında bir yerden sonra. Onu görmek lazım Tabii. bu vergileri tasarlarken. Bunu ekleyeyim. Tabii. Yani vergilerin sadece, şimdi yine en başta söylediğim bir şey vardı. Bu mekanik bakış açısı vardı. Genelde insanların bakışı da mekanik. Bir şeye vergiyi koyarsın, oradan belli bir gelir elde edilir. Bu hayat böyle işlemiyor. İnsanlara o uyguladığın vergilerle insanlar oradan eski davranışlarını devam ettirmeyebiliyor, başka bir şey olabiliyor. Hatta o yüzden de vergiler yoluyla insanın davranışını değiştirmeye de çalışıyorsunuz bazen. Yani işte mesela sigara tüketimini azaltmak için ona vergi koyuyorsunuz. Normalde sadece vergiyi oradan bir şey, bir para kazanmak değil, insanları belli bir yöndeki davranıştan caydırmak yönlü bir tarafı da var. Bunu bazen bilerek yaparsınız, bazen bilmeyerek yaparsınız. O yüzden çok çok şeydir, vergiler oldukça kritik rol oynayabilir. Hatta Avusturya'da 2004 1 Temmuz'dan itibaren işte 3000 dolar şey verecekler, vergi teşviki yapacaklarmış yeni doğum yapanlara. 1 Temmuz'da doğum patlaması olmuş abi. Neden? Çünkü herkes şeyi geciktirmişler mesela, sezaryenlerini falan. 1 Temmuz'dan sonra bizim çocuk doğursun. Öncesinde o teşvikten yararlanamıyorlar. Bu ara okuduğum yine başka bir Nobel ödüllü birisinin bir kitabı var. Orada geçiyor. Michigan kendisi, Michigan Üniversitesi'nde hoca. Onların yaptığı araştırmada şöyle bir şey çıkıyor. Eğer diyor, insanların daha erken veya daha geç ölümü miras kalanlarına vergi avantajı sağlıyorsa, insanlar ya daha erken ölüyor ya geç ölüyor diye bir bilimsel araştırma sonucu var. Tabii bunda şeyin de etkisi vardır diyor. İnsanların ölüm kayıtlarını daha erken çekme veya daha geç yayınlama gibi, ama böyle daha kritik olanlar falan da, yani böyle ölümü veya kalımı bile etkileyecek kadar şey yönü var vergilerin. İnsan davranışlarını etkileyen yönü var. O yüzden de çok iyi planlanması gerekiyor. Çok iyi düşünülmesi gerekiyor. İyi dizayn edilmesi gerekiyor. Çok da zordur. Çünkü insan davranışlarını, yani piyasadaki insanların davranışlarını 3-5 tane bürokratın yapması gerçekten çok zordur. Ki çoğu zaman da çalışmaz o yönüyle. O yüzden çok iyi çalışmak gerekir ama bizim iktidarda gördüğün hani hemen hiç çalışmamışlar. Yani iki tane şeye sorsan der ki en yapmayacağın vergi türü piyasadaki işlemden alınan vergidir. Çünkü sen hacimi etkilersin. Hacim ne kadar düşük olursa da doğru fiyatlama gerçekleşmez der. Bunu bile çalışmamışlar. İletişimleri yok. Yani 3-5 gün sonra şey yapıyorlar. Hala bugün işte yine %2'ye yakın düşüş borsada. Bu da insanların şeyini de etkiliyor. Oldukça etkiliyor kazançlarını. Ama burası da böyle maalesef yani. Bu da yani hani daha böyle AK Parti'nde hani daha böyle saygı görünen piyasada saygıyla bakılan bakanı diyebileceğimiz insan Mehmet Şimşek. Yani diğerlerinin birçoğunu tanımayız. Mehmet Şimşek'i biraz daha diğerlerine göre tanırız. Daha böyle bir kredibilitesi vardır birçok bakana göre. O bile yani ve onun ekibi
şu an bana kadar çok böyle bir şey, doğru bir ifade bulayım da büyük hayal kırıklığı diyeceğiniz. Niye hayale kapıldın diyecek olanlardan dolayı da onu çok da söylemek istemiyorum. Düşük Ama beklentinin bile daha altına diyelim, belki sinirlenmezler. ya şöyle söyleyeyim. Ya Kemal Kılıçdaroğlu borsadaki potansiyel bir balon için uyarı açıklaması yapmıştı. Ama açıklamayı yanlış yapmıştı. O da çünkü Kemal Kılıçdaroğlu borsayı bilmediği için aslında. Yani zamanında Kemal Kılıçdaroğlu borsayı bilen birisi olsaydı onu hem siyaseten doğru hem borsada yatırımcılar için doğru bir şekilde açıklardı. Hem yatırımcılar Kılıçdaroğlu'na açıklamasından dolayı minnettar kalırlardı. Hem Kılıçdaroğlu dediğini yaptırtırdı. Hem de hakikaten de yani o ya bahsettiğine benzer bir balonumsu bir şey vardı gerçekten bence o zaman borsada. O seçim öncesi açıkladığı zaman. Ama onu yanlış açıkladığı için ve çünkü rant kavramlarıyla, gelir kavramlarıyla, borsayla çok iç içe olmayan bir insan. Ve ondan hem siyaseten zarar görmüştü hem de açıklamasının da bir karşılığını görememişti. Sadece yani ve şöyle bir durum var. Biz o zaman da insan şeyi de düşünüyor. Bu BM Şimşek iktidarı en azından borsa nasıl oynanır bilir diye bakıyorsunuz. Onun da hiçbir şekilde habersiz olduğunu biraz görmek bir durum Tabii oldu. ya En hiçbir azından şey yapmasa, bak hiçbir şey yapmasa en azından piyasalar açıkken şöyle bir açıklama yapmazsın. Yani onu gider, o biz bir çalışma yapıyoruzu piyasa açıkken yapmazsın. Ya piyasa kapandıktan sonra yaparsın ya bir cuma günü yaparsın. Bir piyasa sindirsin o şeyi. Şimdi piyasa açıkken bunu yapmaya çalıştı ama piyasa satış yönüyle sindirmeye çalışıyor. Çok daha hareket sertleşmeye başlıyor. Normal bir bakan bunu bu saatte piyasa açıkken yapmaz ama ya yapıyor. Yani Caner, bir de öyle bir şey var. Böyle bir ülkede bomba patlıyor. O ülkenin kendi borsasından Türkiye borsası daha fazla düşüyor ya bazen. Bizde bir de öyle bir psikolojik durum da var. Bizim gerçekten de o halimizde bir panik hali de mesela. Ama zaten bunu bilerek zaten böyle yapılması gerekiyor. Sen de haklısın yani. Açıkçası Türkiye'nin zaten böyle bir reaksiyon geçmişi var. Türkiye refleksleri böyle. Türk halkının, Türk yatırımcısının refleksleri de böyle yani gerçekten de. tabii. Onu hatırlamak lazım yani. O yüzden yani hem iletişim tarafı hem politikayı hazırlanma, o dizayn tarafı şu anda oldukça kötü bir şekilde devam ediyor. Ve de vergiler üzerinden devam ediyor. Yani tasarruf tarafını görmüyoruz. Yani tasarrufta. Ya ben Ya şeyi görmüştüm. zaten Bu Kayseri'de ÖSAS'taki. Onlar işte bir yere gidecekler. Yakın bir yer Ankara'ya. Hep beraber doluşmuşlar bir otobüse. Bakın biz işte tasarruf yapıyoruz. Daha böyle şey yapıyoruz falan. Ha öyle bir yalandan yapıyorlar ki şeyi. Ha, böyle aktivizm gibi arkadan öyle bir. makam arabaları geliyor boş olarak. Muhtemelen Muhtemelen onu görüyorsunuz yani. öyledir Orada yani. Ya onu o şeyden o dedim ki ya bunlar hallerinden o çok kesinlikle açık. yapmaz. Yani böyle bir göstermelik şey o kadar bariz gösteriyor ki bize şey yapmaya çalışıyorlar. Sonra zaten Cette Kayseri'ye gittiği falan da ortaya çıktı. Yapamayacaklar gibi geliyor tasarruf tarafını. Vergilerle bu işi halletmeye çalışıyor. O da geleceğe dair belirsizlikleri de arttırıyor. Ama durum da böyle. Ya ileride aslında bizim şöyle bir memur sayıları ve devletin kapasitesi ne kadar büyüyeceği konusunda da bir yayın yapmamız gerekiyor. Burada henüz o konuya çok girmedik. Ama maaşlar şu anda en büyük harcama kalemi bir yandan da. Yani her ne kadar bakanımız EYT'lilerin maliyetinden bahsetti ama şu an maaş maliyeti çok yükselmiş durumda. Orada bir belki ben enteresan bir şey gördüm geçen. İbrahim Kahveci yazmış. Muhalif taraftan bunu birisinin yazması enteresandı. Bir acaba bir kanun çıksın. Bir çatı memur sayısı veyahut da memur maaş harcamasının bir üst limiti olsun mu acaba diye. Böyle yasal bir sınır bir Onu yerden. bugün de konuşmuş galiba abi şey olarak da bugün Mehmet Şimşek öyle bir şey söylüyordu. Bir şeyi bire indireceğiz maaş sayısını. O 3-5 yerden alanlar vardı ya. Onu bire indireceğiz. Bir de üst limit koyacağız şeklinde bir şeyler yapacaklar galiba. İşte tabii onu ne kadar Anladım. yaparlar onu biraz belirsizlik var ama öyle bir şeyler. Bir de Şimdi bir de şunu da şöyle bir eklemek şey de var bu arada. gerekiyor. Buradan bir şey de şimdi burada memurlar maaşını alıyor. Mesela ben bu ayın 15'inde bir Mehmet Devlet Bey olarak zammımı alacağım. Mesela hizmet sektöründe insanlar gidiyor şeye yansıtıyor. Emekli işte az da olsa bir zam alıyor. Bir kesim almıyor. Asgari ücretli kesim. Bu da mesela benim yani bana kalırsa enflasyonist bir tarafı var bunun. Ve piyasadaki diğer maaşları falan oradan bakarak da insanlar düzenliyor ama tüm toplumun geliri burada hep beraber artarken memuru falan özellikle memurda tabii biraz hedef kitledir. Çünkü çok verimsiz çalıştığı düşünülür. Haklı yanı da vardır.
Ama işte en düşük memur maaşının asgari ücreti çok çok üzerinde bir yerlerdedir. Hatta yaklaşmayacak bir yerlerde. Herkes bir yerden gelirini arttırmaya devam ederken sadece asgari ücretler ya sen burada dur dendiği zaman da toplumsal olarak adalet anlayışı falan çok böyle yani ben olsam ben asgari ücretli olsam şu dakika ya bakıyorum etrafımdaki herkesin geliri %20-25 bile olsa artarken bu toplumun hani en suçsuz kesimlerden birisi olarak ben niye bedel ödüyorum? Sadece ben ödüyorum şu an bu bedeli diye düşündüğüm zaman da hakikaten bir böyle devlete falan isyanım artardı diye tahmin ediyorum. Çünkü herkesin şu an 3 aşağı 5 yukarı bir geliri artıyor. Bir onlarınkine gelince katı bir şekilde. Ki bunun da nedeni şu tahminimce. Enflasyonu işte en önemli etkileyen kalemlerden birisi olmaya başladı asgari ücret. Araştırmalarda biraz daha düşük gözüküyor ama benim tahminim Cevat Akçay'ın da gördüğü o çok etkiliyor şeyi. Oraya bakaraktan insanlar enflasyonun nereye doğru gideceğini tahmin etmeye çalışıyorlar. Asgari ücret zammı çok yükseldiği zaman ha bunlar enflasyonla mücadele etmeyecekler. Bunlar popülist devam ediyor deniyor. Düşük olduğu zamanlar galiba bunlar bir miktar şey yapacak diye bakılıyor. Yani talepten ziyade yani işte asgari ücretli zam yapılacak, oradan bir talep gelecek, o talep enflasyonu arttıracak, azdıracaktan ziyade insanların genel bakışı etkiliyor gibi geliyor bana. Çünkü 1 Ocak'taki zamda da böyle oldu. Yani orada 40'lar, 50'ler falan çok rahat konuşulmaya başlandığında zamlar otomatikman gelmeye başladı. Dediler ki insanlar bunlar mücadele falan etmeyecekler. 50 falan zam yapıyorlarsa diyerekten çatır çatır zamları yaptılar. Öyle bir çıkmaz var ama hani toplumsal adalet bakımından bir yani en böyle düşük gelir grubunun hariç herkesin gelirinin artmaya devam ediyor. Tuhaf zaten yani. Şimdi bunu bir yabancıya gidiyoruz. Diyoruz ki ya Türkiye'de şöyle bir şey oldu. Bu Temmuz herkes gelirini %20, 25, 10, 15 arttırdı. Sadece bir kesime zam yapmadık. En düşük gelirde olan asgari ücretlilere zam yapmadık. Çünkü enflasyonu arttırıyorlar diye bir şey dediğinde herhalde herkes gülerekten falan yani biraz tuhaf değil mi der yani. Öyle bir durum var ortada. Kesinlikle. Kesinlikle çok Caner Hocam, son olarak şu soruyu ekleyeyim size. Mehmet Şimşek'in bir yıllık görev süresini bahsederek başlamıştık yayına. Şimdi de Mehmet Şimşek programını kaç yılına kadar sürdürebilir? Bunun üzerine size sorayım ve yayınımızın kapanış sorusu olsun. ben, ya şunu söylerim ben. Bir kere yakın zamanda mesela gelecek sene için böyle bir seçim olabilir. Özgür Özel söylemişti galiba. Bir sene sonraya o şartlar oluşur falan demişti. Bir seneye kadar şartlar kötüleşir ama ben Mehmet Şimşek'in uygulamaya devam edeceğini tahmin ediyorum. Çünkü dediğim gibi çok çıkış yolları kalmadı. Hareket alanları kalmadı. Hareket etmek isteyeceklerdir seçime yaklaşılan bir dönemde. O ne zamanki hareket alanı oluşur o zaman bir ihtimal seçim yapılır. Ben erken seçim yaparlar mı? Onu düşük bir ihtimal görüyorum. Bence bir iki üç sene burayı bir tamirata girişirler. Sonraki bir iki senenin bir senesinde insanların alım gücünü arttırmaya çalışırlar. Diğer senesinde ya da en azından bunun planını yaparlar. Ne kadar uygulanır bak biraz zor tabii de. Son bir senede de işte harcamalarda oluşan alanla, 3-4 senede oluşturdukları alanla harcamaları arttıraraktan, seçim ekonomisi uygulayaraktan seçime girerler diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla hani en azından bir seçime bir seneye kalasıya kadar Mehmet Şimşek'i ve ekibini göndereceklerini zannetmiyorum. Göndermedikleri sürece de uygulayacaklarını ara ara böyle bir şeyler olur tahminimce. Ya şunu yapma, bunu yapma. Bu da olması da gereken bir şey çünkü sonuçta bir de orada da bir iktidar var. Yani bir Recep Tayyip Erdoğan var, bir cumhurbaşkanı seçilmiş. Arada mesela müdahale de edebilir bir bakanla. Bunu ben çok anormal de görmüyorum. Mesela buradaki 3-5 tane şey saydık. Bunlara müdahale etmiş denildiğinde piyasadaki bazı arkadaşlar diyor ki ya işte Mehmet Şimşek'e iş yaptırmıyorlar mı acaba? Ya bir senedir aslında, bir senedir demeyeyim de en azından 3-4 aydır veya işte 5-6 aydır birçok şeyi yaptı. Yani %55 faizlere gelmiş, ona izin verilmiş mesela. %50'ye gelmiş, ona izin verilmiş mesela. Birçok şey yapılırken bazı şeylere bir iktidarın başındaki insan olarak izin vermemesi bana tuhaf gelmez. Arada böyle müdahaleler bu da bulunur. Bu hakkıdır da. Doğru olması şartıyla hakkıdır. Ama hani ben genel olarak karışacağını zannetmiyorum. Çünkü Mehmet Şimşek'in temsil ettiği ekonomide bir şey var. O da geleneksel para politikası ve geleneksel ekonomi politikalarını uygulayan birisi. Bunu buradan çekip aldığınızda ya şunu yapacaksınız. Yine aynı politikaları başka biriyle uygulayacaksınız ya da bu politikalardan vazgeçeceksiniz. Aynı politikaları başka biriyle uygulamanın bir manası yok. Zaten bu adamın kredibilitesi en azından piyasalarda var. O zaman politikayı değiştirecekseniz
O zaman da şu olur. Piyasa birden negatife döner. Sen yine eski geçmişi bize hatırlatıyorsun der. O zaman da bu sefer enflasyon ve işte para politikasında yine sorunlar ortaya çıkmaya başlarsa, o zamanki seçimde bu tekrardan seçimi kazanabilmek bu kadar yıpranmışken bana kalırsa zorlaşır. Dolayısıyla bence ilk planları bu 5 sene daha devam etmek gibi geliyor. Benim şeyim o. Son bir seneye kala bunu yaparlar mı? Yani böyle bir değiştirip politikalardan vazgeçer. Ya vazgeçebilirler ama onun da maliyeti var şimdi. Yani bilemiyorum, çok da şey söylemek kolay değil. Yani iki taraf var. Ya politikadan vazgeçeceksin, seçim ekonomisi uygulayacaksın ama burada bu politikadan vazgeçip seçim ekonomisini Mehmet Şimşek'le uygulayamazsın çok fazla. Sınırlı uygulayabilirsin. Bu ideali bana biraz daha şu an düşününce ideal geliyor. Yani yine Mehmet Şimşek olsun ama o biraz da ödün versin. Yine bu seçim öncesi dönem gibi. Normalde Mehmet Şimşek yapmak istediklerinin birçoğunu geciktirdi. Bunu kendisini oradan almanın bir şey maliyeti var. Geleneksel politikadan uzaklaşma nedeniyle yine yabancıların çıkış gerçekleştirdiği, biz artık güvenmiyoruz, yine bunlar çok garip işlere girişecek şeyi olabilir. Bunun ağır maliyeti olabilir. Ya da tamamen Mehmet Şimşek'le geleneksel politikaları uygulayalım olur ama onu yapmayacaklardır. Çünkü seçime öyle bir girmek istemeyeceklerdir. Tahminimce herhalde yine Mehmet Şimşek'le olsun ama birazcık da budayalım olsun. O zaman da hani 5 sene bana en az 5 sene daha politikayı uygulaması şey geliyor. Devam etmesi mantıklı geliyor. Törpüleyerek diyeyim tabii orada. Sen ne düşünürsün bilmiyorum. Yani kaç sene uygularlar sence? Ben açıkçası senin tarafındayım. Yani, ve şunu söylemek lazım. Türkiye'deki aydın entelektüel, gazeteci ve hatta akademisyen kesimi biraz 90'larda kalmış durumda. O yüzden erken seçim kavramına çok fazla yatırım yapıyorlar. Fakat hatırlasalar 2002 sonrası Türkiye'de zaten Haziran-Ekim zamanında hükümet kurulamadı. Türkiye'ye anayasal gereklilik sonucunda seçime gitti. Bunun haricinde Türkiye'de seçimler birkaç aylık oynamalarla gerçekleşti. Fiilen net bir erken seçim, böyle 2-3 yıl öncesine seçimlerin geri alındığı bir olay olmadı zaten Türkiye'de neredeyse. Son 5-6 dönemdir. Ben Erdoğan hükümetinin açıkçası Tayyip Erdoğan'ın, 20 yıldır tanıdığımız Tayyip Erdoğan'ın eline aldığı siyasal yetkinin maksimumunu kullanmaya çalışacağını. Yani sonuçta 5 yıllık bir yetki almış Tayyip Erdoğan. O 5 yıllık yetkinin 3 yılını kullanırsa, yani şöyle bir durum var. İşte ben diyelim ki size bir kredi açtım 500 liralık. Siz 300 lirasını kullanmışsınız demektir. Yani bu halkın öyle ya da böyle 28 Mayıs seçimlerinde verdiği bir kredi var. O kredinin 5 yıllık, onun 3 yılını kullanırsa kendi cebinden harcamış, kendi cebinden vermiş olacak. Ben Tayyip Erdoğan bu konuları cimri olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ve Tayyip Erdoğan o 5 yılı elinde, yani onun için... Yani şu anki ilk faktör o 5 yılı sonuna kadar kullanmak. Evet, yayının içerisinde sen çok güzel ifade ettin. Erdoğan'ın bir diğer yaklaşımı da şunu biliyor. Seçimden önceki 6 ayda kazanılıyor. Yani seçimden önceki 5 yıl, 3 yıl önceki hadiselerle, ben işte geleceğe yönelik uzun vadeli projeyle falan değil. Seçimden önceki son 6 ay insanlar memnunsa seçimler kazanılabiliyor. Daha da iş teknikleşti şu anda. Bizim Ezgi Onur Kuru bu konuları biraz başlattı, devam da etti şu anda. Özgür Özel de söylüyor. Dikkat edin. Tüketici Güven Endeksi. Tüketici Güven Endeksine bakıyorsunuz. Tüketici Güven Endeksi 90 üzerine çıkartmaya, yani seçimden önce onu sağladığınız zaman az çok hükümet açısından bir noktaya getiriyorsunuz olayı. Yani seçim kafa kafaya geliyor en azından 90 üzerine çıktığı zaman. Yani işin ne yazık ki matematiği biraz var. Bunda Erdoğan da en azından benim kadar biliyordur. Benden daha iyi biliyordur Tabii ki. kesinlikle. Ve onun da böyle yaklaşacağını görmek de çok zor değil. Zor değil yani Erdoğan için. Siz de şunu, hani Erdoğan'a rağmen seçim olabilir mi? Meclisteki Erdoğan'a rağmen seçim olmasının da bir rasyonel noktası yok. AK Partililerin seçim talebi olacağını zannetmiyorum. Devalı Gelecek Partili, Saadet Partili vekillerin tekrar vekil olması zaten imkansız neredeyse. İyi İmkansız. Partili vekillerin tekrar vekil. Yani şu an mecliste tekrar vekil olması ihtimali olan insanların, hatta yani CHP'li vekillerin de çoğunluğu Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın vekiller. Meclis tekrar, şu an meclis tekrar seçime girsek yarın, meclisteki vekillerin 5'te 1'inden azı tekrar vekil olur. Meclisteki 600 vekilin 500'ü vekil olmayacak ertesi gün. Yani 500 kişi niye istesin? Bir de bireysel de böyle bir işin Doğru, çok mantığı var. mantıklı. Ya ben böyle
Yani çok şeyden de söylemiyorum. Şimdiye kadar zaten her seçimde yarıya yakını falan değişmiştir vekillerin de. Bu seçimde o kadar net ki daha yarı yakından fazla. Yani %80'i falan değişecek vekillerin. Çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Yani CHP'deki bu iktidar değişiminin öyle bir sonucu olacak. Yani CHP'nin kendi vekilleri de değişecek. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde çok ciddi değişimler olacak. Bu dönem sınırları falan vesaire. Belki Erdoğan tekrar aday olacak olmayacak. O anayasal sıkıntılar falan var şu anda. Onlar konuşuluyor. Bana hiç erken seçim rasyonel gelmiyor. Bu açıdan da Erdoğan için en makul senaryo şimşeğe dayanarak adım adım devam ettirmek Aynen. politikasım diye düşünüyorum. Mantıklı, mantıklı. Yani Mehmet Şimşek de bu şeylere yani ya sen de şurada birazcık bir idare et dediğin zaman da idare eden birisi. Yani öyle bu seçimde idare edildi. Yani tamamen böyle bir yerel seçim için konuşuyorum. Tamamen her şeyi inanılmaz sıkılmadı. İnanılmaz boş da bırakılmadı. Bir miktar piyasa şey oldu, sıkılaştırıldı. Bir miktar da gevşek bırakıldı. Yine o şekilde bir ara yol formülüyle devam edeceklerdir diye tahmin. O zaman da eğer seçim olmayacaksa da olabildiğince Mehmet Şimşek'le devam etmek mantıklı. O zaman da uygulanabilirlik dönemi artıyor. Tamam mı? Çok teşekkür ederim. Ben Bugün teşekkür ederim. ekonomist Caner Gerek ve İlkan Dalkuç'la birlikte Mehmet Şimşek'in son bir yıldaki politikalarını, Türkiye'nin durumunu ve birçok farklı örnekle konuştuk. Tüm izleyicilere çok teşekkür ediyorum. Yayını beğenirlerse çok seviniriz. Herkese iyi haftalar diliyorum. İyi günler.